Merhabalar sevgili gençler. SML Hoca YouTube kanalındasınız. Bu videoda o hep sorun yaşatan, o sizleri sıkıntıya sokan TYT soru tiplerini ele alacağız. Her konudan sorun mevcut arkadaşlar. Toplamda 60 tane birbirinden güzel soru çözeceğiz. Çözmeye başlamadan önce bu kanala abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu videonun AYT versiyonu da yolda. Yani AYT içinde sizleri unutmadık. Çok yakında ama çok yakında sizler olacak sevgili gençler. İlk sorumuz da bira bismillah diyelim ve başlayalım çözmeye. Şimdi A ve B sayma sayıları için A artı 1'in asal, B artı 2'nin de asal olduğunu söylemiş bize. Bu koşulları sağlayan A ve B sayılar için 3 tane öncülü verilmiş. Hangileri kesinlikle doğrudur diye soruluyor. Şimdi A artı 1 dediğimiz sayı arkadaşlar bir asal sayıymış. B artı 2 dediğimiz sayı da asal sayıymış. Şimdi düşünecek olursak A artı 1 asalsa ben bir çift sayının üzerine 1 eklediğim zaman asal olma ihtimali var. Çift sayının üzerine 1 eklediğim zaman asal olma ihtimali var. Fakat ben 1'in de üzerine 1 eklediğim zaman 2 yapar ve bu da asal olur. Dolayısıyla A'ya kesinlikle çift sayıdır diyemem. Sonuçta A'nın 1 olma gibi bir ihtimali var. Peki B tek sayı mıdır ikinci öncülde? Arkadaşlar A ve B sayma sayısıymış sonuç olarak ve B'nin tekliğini düşünüyoruz şimdi. Arkadaşlar ben tek sayının üzerine çift eklersem ancak bir tek sayıya ulaşırım ve asal sayıların hepsi de tektir ve mecburen B tektir. Hocam B sıfır olamaz mı? Olamaz. Neden? Çünkü B sayma sayısı demiş. O halde B %100 tek sayıdır. Çünkü B sıfır olma gibi bir durumu olsaydı 2'ye de yanlış diyecektik. Eğer ki B sıfır olursa sıfır olma lüksü olmuş olsaydı 2 eklersen 2 de bir asal sayıdır diyebilirdik. Peki A artı B bir asal sayı mıdır? B ile A'yı toplayacağız. B tek sayıydı. A da mutlaka çiftti. Tek sayının üzerine ben 1 eklersem bu her zaman asaldır diyemeyiz. Hatta yüksek ihtimalle asal değildir deriz arkadaşlar. Dolayısıyla A artı B'nin asallığı da burada kesinlikle doğruluğu tartışılır. Cevabımız yalnız 2. Yani Bursa olur sevgili gençler. Geçtik. İkinci soruya bakın. Bir tanesi bitti bile. Geriye kaldı 59 tane. Ardışık 2 veya daha fazla pozitif tam sayının çarpımı olarak yazılabilen tam sayılara ardışık çarpımlı sayı denir. Örneğin 6 sayısı 1 kere 2 kere 3'tür. 20 sayısı 4 kere 5'tir. Ardışık 2 tane, 3 tane, 4 tane sayının çarpımı olarak yazılabiliyor. Buna göre ABC pozitif tam sayıları için 3 tane sayı vermiş. Bu sayılardan hangisi ya da hangileri daima ardışık çarpımlı sayıdır denilmiş bize. A kare artı 3A artı 2. Ben bunu A artı 2 çarpı A artı 1 tarzında çarpanlarına ayırabilirim. Ve A artı 1 ile A artı 2 ardışık olduklarından bu ardışık çarpımlı bir sayıdır da denilebilir. Peki ikinci öncüldekini B parantezine alırsak B parantezinde B artı 1 olur. B ve B artı 1 ardışık oldukları için bu sayılar da o zaman B kare artı B sayısı da ardışık çarpımlı sayıdır diyebiliriz. Ama C kare artı 1'i aynı buradaki gibi aralarında bir fark olan, sadece bir fark olan iki sayının çarpımı biçiminde yazamayacağımı görüyorum. Dolayısıyla üçüncüyü eledik. O halde cevabımız neymiş arkadaşlar? Ceyhan seçeneğiymiş, yani 1 ve 2'ymiş diyeceğiz. Kaldı 58. Geçiyoruz üçüncü soruya. Her biri 16 şeffaf birim kareden oluşan yukarıdaki eş kağıtların bazı kareleri mavi ve bazı kareleri de sarı renge boyanmıştır. Mavi ve sarı renkte olan iki birim kare üst üste getirildiğinde yeşil renkte bir birim kare elde edilmektedir. Buna göre bu kağıtlar konumları değiştirilmeden tamamen çakışacak biçimde üst üste yerleştirilirse yeşil renkte olan birim kare sayısının şeffaf birim kare sayısına oranı kaç olur diye sorulmuş. Şimdi kağıtları şekillerini değiştirmeden üst üste getireceğim. Bakın şimdi burası sarıydı. O zaman ben şunu şunun üstüne getirmek istiyorum. Birinci kare sarıydı. Dolayısıyla şurası sarı olur üst üste getirdiğim zaman. Şeffafmış ya bunlar da. Burası sarı. O halde şurası sarıysa burası da sarı renge boyanacaktır. Ve bakın ilk yeşile dönen karemizi bulduk. Burası yeşil oldu. Şu kısımsa şuraya gelecektir. Şu şuraya gelecek arkadaşlar. Şu da şuraya gelecek. Toplam yeşile dönüşen kare sayısı 3 tanedir. Ve
Toplamda ne kadar beyaz kare kaldı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane kaldı. Bize yeşile dönüşenlerin beyazlara oranını sormuştu. 3 bölü 9 yani cevabımız 1 bölü 3'tür diyebiliriz. Doğru seçenek Bursa'ydı sevgili gençler. Kaldı 57 tane. Devam ediyoruz. Dördüncü sorumuzla. Mavi ve beyaz düzgün sekizgenler ile pembe karelerden oluşan yukarıdaki şablonda toplam 152 adet mavi sekizgen bulunmakta. Buna göre bu şablonda kaç adet pembe kare bulunmaktadır diye soruluyor. Burada kendi kafanızdan bir örüntü oluşturmanız gerekiyor. Benim oluşturduğum örüntü ise şu. Ben bu mavileri şu şekilde ok şeklinde gösteriyorum. Bu ok şeklinde gösterdim ya, bakın. Şuradaki oku şu şekilde belirteleyim. Bu okun bulunduğu yerde 3 tane mavi var. Ve yeni ok başlamadan önce her 3 tane maviye 4 tane pembe düşüyor arkadaşlar. Burada da aynı şekilde. Şurası pembe olacaktı. Ve ben burayı bu şekilde işaretlediğim zaman bakın yenisi şuradan başlayacaktı sonuç olarak. Ve yine 4 tane olacaktı. Demek ki her 3 tane maviye 4 tane pembe düşüyor. 3 maviye 4 tane pembe arkadaşlar. Tamam mı? Peki hocam şuradaki maviyi de yaptıktan sonra bu 4 tane pembe düşüyor ama şurada 2 tane mavi artıyor. Artsın, sıkıntı yok. 152 tane mavi sekizgen vardı. O 152 tanesinden o 2 tanesini, artan 2 tanesini çıkaracağım. 150 tane mavi kalmış olacak. Çünkü onların pembesi yok. O halde 150 tane maviyi ben buraya yerleştirirsem 3 maviye 4 tane pembe düşüyorsa 150 tanesine 50 katıdır. 200 tane pembe düşer diyeceğiz sevgili gençler. Dolayısıyla cevabımız da Bursa seçeneği olacak diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Geçtim 5. soruma. Fatma teyzenin kuzu, koyun ve keçisi vardır. Kuzunun günlük yem miktarı, koyunun günlük yem miktarını 3'te 1'i, keçinin günlük yem miktarının yarısıdır. Şimdi kuzu var, koyun var ve bir de keçi var. Şimdi ben kuzunun yem miktarının koyunun günlük yem miktarının 3'te 1'i iken keçinin günlük yem miktarının da yarısı olduğunu biliyorum. Dolayısıyla ben buna x dersem burası 3x olur, burası 2x olur. Böylelikle koyununkinin 3'te 1'i keçininkinin yarısı kadar olur. Fatma teyze kuzu, koyun ve keçisine 15 günlük yem almış. 15 günlük. Şimdi kuzu günlük x kadar yiyor. Koyun 3x kadar, keçi de 2x kadar yiyor. Toplam 6x kadar bir yem yeniliyor arkadaşlar. Ve 15 gün yetecek kadar yem varmış. Yani totalde 90x kadar yemimiz var bizim. Bu bir. İkincisi, bu yemle kuzu, koyun ve keçi 6 gün besleniyorlar. Yani 6x yiyerek günlük 6 gün besleniyorlar ve 36x kadar yem yiyorlar. Ne kadar yem kaldı geriye? 90'dan 36'yı çıkaracağız. 54x kadar yem kaldı arkadaşlar. Bu kalan. Sonra 6 gün besledikten sonra koyunu satmış. Pardon, koyunu özür dilerim. Koyunu satmış. Koyun gitti. X ve 2x kadar yem yeniliyor. Yani toplamda artık 3x kadar yem yeniliyor. Ve bu şekilde de 12 gün besliyor. 3x ile 12'yi çarpacağız. 36x kadar daha yem yenildi. Ben bu sefer 54x'ten 36x'i çıkaracağım ki 18x kadar kalan yemimiz vardır arkadaşlar. Ve bu sefer de kuzuyu satıyor. Kuzuyu sattıktan sonra elinde sadece keçi kalıyor. Kalan yem yani 18x keçimize yani günlük 2x kadar yem yiyen keçimize ne kadar yeter? 18x'i 2x'e bölersek 9 gün boyunca bu keçi aç kalmaz diyebiliriz arkadaşlar. 5. sorumuzun cevabı da böylelikle Edirne olmuş oldu. Geçtim 6'ya. 6. soruya geçtim. 5 tane soru çözdük. Böylelikle 60 tane sorumuzun 12'de birini bitirmiş olduk arkadaşlar. Kanala abone olmayan kişiler varsa hala lütfen kanala abone olup bu videoyu da beğenmeyi sakın unutmayın üşenmeden arkadaşlar. 6. sorumuzu çözelim. %60 kar ile satılan sütün yarısı satıldıktan sonra kalanın da yarısı dökülmüş. Şimdi varsayalım 100 litre sütümüz var ve ben bunların her biri için 100x kadar para harcadım. Bu işe olan maliyetim 10.000x'tir arkadaşlar. Bu kadar maliyet var. Peki bu maliyeti yaptık eyvallah. Ben sütün yarısını yani 50 litresini %60 karla sattım. Yani 160x ile çarptım ki buradan 80.000x paramı zaten kazandım. Bu kazanılan. Ama kar değil bakın maliyet içerisinde kazanılan. Ve
50 sütüm kalmıştı ya geriye. O 50'nin yarısı dökülmüş ve kalan diğer 25'i de gene %60 karla satmaya devam etmişim. Yani 40 bin x kadar daha kazanmışım arkadaşlar. Toplam kazanılan paramız ne kadar? 120 pardon 10 bin x demiştik. 12 bin x'tir değil mi? 8 bin artı 80 bin artı 40 bin mi dedik? Şurası 10 bindi. Birer tane sıfır fazladan atmışız arkadaşlar. Şöyle 8 bin ile 4 bini topladım. 12 bin x. Buraya da bir tane fazladan atmışım. 12 bin x yaptı. Peki başlangıçta maliyetim ne kadardı? 10.000x. Bize ne sorulmuş? Kalan sütler %60 karla satılmaya devam edildiğine göre tüm satıştan yüzde kaç kar elde edilmiştir? Şimdi 10.000'lik bir mal almışım ve 12.000 kadar para kazanmışım. Peki şu iki sıfırı silersem, şu iki sıfırı silersem yüzlük bir mal alsaydım 120 lira alacaktım. Yani ne kadar kar edecektim? 20 lira. Yani %20 kar edilecekti. Dolayısıyla cevap Ceyhan olur diyeceğiz. 6. sorumuzu çözdükten sonra az önce 12'de 1'i demiştik. Şimdi 10'da 1'ini çözdük arkadaşlar. Bayağı bir hızlı ilerliyoruz yani. Bir soruda 12'de 1'den 10'da 1'ine ilerledik. Bu da güzel. 7. sorumuz. Yukarıdaki rasyonel sayılardan ikisinin çarpımı eksi 1 bölü 5, ikisinin toplamı 8 bölü 15. Buna göre çarpma ve toplama işlemlerinde kullanılmayan sayı hangisidir? Şimdi şu 0,2 dediğimiz sayı 2 bölü 10 yani 1 bölü 5 de denilebilir buna. Bunu 1 bölü 5 olarak yazalım. 0,5 dediğimiz sayı 1 bölü 2'dir. 1 bölü 3 zaten 1 bölü 3. Eksi 2 bölü 5'imiz var. Bir de 4 bölü 3'ümüz var. Şimdi bunlara bakacak olursak sevgili gençler. Şuradaki 1 bölü 5'imiz ve şuradaki eksi 2 bölü 5'imiz. Şimdi ben bunları çarpımları demişti değil mi? O zaman şöyle bir silelim biz bunu. Silelim. Tamam. Toplamları 8 bölü 15. Ben hemen toplamları eksi 1 bölü 5 yaptığı için direkt onları gördüm ama çarpımı demiş. Kusura bakmayın. Devam edelim. Mesela ben şuradaki 1 bölü 2 ile eksi 2 bölü 5'i çarparsam 1 bölü 2 ile eksi 2 bölü 5'i çarparsam elime eksi 1 bölü 5 geçecektir ki çarpımları eksi 1 bölü 5 olan sayıları bulmuş olduk. Bunu ve bunu kullandık diyelim. Toplamları 8 bölü 15 yapan sayımız nedir? Bence şunla şunu toplarsak 8 bölü 15 yapar. Niye? Paydaları, pay kısımları 1 zaten. Bunu 3 ile bunu 5 ile genişlettiğim zaman 3 artı 5'ten 8. Paydalar da 15 yapar. 8 bölü 15 gelir. Demek ki bunları da kullandık. Ve 8 bölü 15'e ulaştık. O zaman kullanılmayan sayımız hangisidir? 4 bölü 3'tür. Yani cevabımız Edirne seçeneğidir diyebiliriz. Gönül rahatlığıyla. Geçtim 8. soruma. Bir doğal sayının rakamlarının kareleri toplamını alma işlemi sürekli tekrar edildiğinde bir sayısına ulaşıyorsak eğer bu sayılara mutlu sayı diyoruz. Örneğin 13 sayısını inceleyelim. 1'in karesi ve 3'ün karelerinin toplamı 1 artı 9'dan 10. Son olarak 1'in karesi ve 0'ın karesini toplarsam da 1 elde ederim ve bu sayı mutlu sayıdır diyebiliriz. 3 tane sayı verilmiş. Bunlardan hangileri mutlu sayıdır denilmiş. Sondan başlayacağım. 1'in karesi 1. 3'ün karesi 9. 9'un karesi 81. Toplarsam 91 gelir. 91'de 9'un karesi 81, 1'in karesi 1, topladım 82 geldi. 82'de 8'in karesi 64, 2'nin karesi 4, topladım 68 geldi. 6'nın karesi 36, 8'in karesi 64, topladım 100 geldi. Yüzde de 1'in karesi 1, 0'ın karesi 0 ve 0'ın karesi 0'dan topladım 1 geldi. Mutlu sayı oldu. 139 mutlu. Güzel. Bu bitti. 32'ye bakacağız. 32 için 3'ün karesi 9, 2'nin karesi 4. Toplarsam 13 yapar. 13 sayısının zaten mutlu sayı olduğunu örnekte vermişti. Dolayısıyla bu da mutludur. 7'ye bakacağız. 7'nin karesi 49, 4'ün karesi 16, 9'un karesi 81. Topladım. Kaç geldi? 97. 9'un karesi sevgili gençler 81, 7'nin karesi 49. Ben bunların ikisini toplarsam 81, 49 daha 19 oraya gitti. 130. 1'in karesi 1, 3'ün karesi 9, 0'ın karesi 0 topladım 10 ve 1'in karesi 1, 0'ın karesi 0'dan bu da 1 geldi. O zaman bu da mutlu sayıdır diyebiliriz. Burada çeldirici veya yanıltıcı şık sadece 7 olabilirdi, 1 olabilirdi ama onun da karesini almak zorundaydık. Dolayısıyla cevabımız Edirne seçeneği olur sevgili gençler dedik ve geçtik 9. sorumuza. Aşağıda sırasıyla 4, 6, 12 tane birim kareden oluşan 3 tane tablo gösterilmiş. Bunda 4 tane, bunda 16 tane, bunda 12 tane birim kare var arkadaşlar.
Şekil 1'de bir tane, şekil 2'de 5 ve şekil 3'te ise 7 tane birim kare boyanmış pembe. Buna göre her şekilde pembe boyalı kare sayısının o şeklin beyaz birim kare sayısına oranının bir tam sayı belirtmesi için en az kaçar tane daha birim kare boyanmalıdır diye soruyor. Şimdi birinci şekilde bir tane pembe var, 3 tane beyaz var. İkinci şeklimizde 5 tane pembe var. Toplam 16 taneydi. 11 tane beyazımız var. Üçüncü şekilde de 7 tane pembe, 5 tane beyaz var arkadaşlar. Şimdi ben beyazlardan pembelere çevireceğim. Yani bundan bir tane eksiltirsem 2, buna bir tane eklersem 2. 2 bölü 2 bir tam sayı mı? Tam sayı. O zaman bundan bir tane değiştirsek yeter. Yani bir tane beyazı pembeye çevirsek yetiyor. Bundan bir tane çevirirsem 6, bir tane silersem beyazdan 10. Olmadı. Bir tane daha çalalım. 7'ye 9 olmadı. Bir tane daha çalalım. 8'e 8. 8 bölü 8 bir tam sayıdır. Kaç tane çaldım? 3 tane. Kaç tane beyazdan pembeye boyadım? 3 tane. Bundan da 3 taneymiş. 5'ten bir tane sildim. Yani 5 tane beyazdan bir tanesini pembeye çevirdim. 4 tane beyaz ve 8 tane pembe oldu. 8 bölü 4 de bir tam sayı olduğu için bu da 1'dir. Yani cevabımız 1, 3, 1 olacakmış. O halde cevap Adana'dır sevgili gençler. 7. sorumuzu da böyle 9. sorumuzda özür diliyorum. Böylelikle tüketmiş olduk ve geçiyoruz 10. sorumuza. Aşağıdaki tahta bloğun üst yüzeyi kare biçiminde. Üst yüzeyinin alanı da kök 2 santimetre kare olan bu tahta bloğun üst yüzeyinin bir kenarının uzunluğu 6. dereceden kök içerisinde 2 santimetre ve küp kök 3 santimetre aralığındadır. Buna göre x'in alabileceği kaç tane tam sayı değeri vardır diye sorulmuş. Şimdi öncelikle şunu yapalım. Bizim şuradaki bir kenar uzunluğumuz A olsun. Hatta A olmasın. Ya da A diyelim. A çarpı A. Bize bu şeklin bloğun üst yüzeyinin alanını A kare verecektir. Ve bu alan kök X'miş. Ben her iki tarafın kare kökünü alırsam A eşittir. Kare kök içerisinde kare kök X olacaktır. Ki bu da dördüncü dereceden X'in ta kendisidir. Şimdi o halde bu dördüncü dereceden x dediğimiz bir kenar uzunluğu, dördüncü dereceden kök x dediğimiz bir kenar uzunluğu, altıncı dereceden kök içerisinde 2 ile üçüncü dereceden kök içerisinde 3'ün arasındaymış arkadaşlar. Şimdi ben bunları nasıl sıralayacağım? X için nasıl bir aralık bulacağım? 6, 4 ve 3. Yani o köklerin derecelerinin bize nesi lazım arkadaşlar? Ekok lazım ki ekok 12'dir burada. Dolayısıyla her birinin 12. dereceden ben kuvvetini almak istiyorum. 12'yi 6'ya böldüm. 2, 2'nin karesi 4. Küçüktür. Burası 12'yi 4'e böldüm. 3 ve x küp yapar. O da küçüktür. 12'yi 3'e böldüm. 4. 3 üzeri 4 de 81 yapacaktır. Şimdi demek ki bizim x sayımız öyle bir sayımış ki bu x'in küpü 4 ile 81 aralığındaymış. Yani ben 4 ile 81 arasındaki kaç tane kübik sayı olduğunu bulacağım. Ki 4'ten sonraki ilk kübik sayımız 8'dir. Sonra 27'dir. 3'ün küpüdür. Sonra da 4'ün küpü olan 64'tür. 5'in küpü 125 yapar. Demek ki kaç tane x varmış arkadaşlar? 3 tane. O halde cevabımız C seçeneği olacakmış diyebiliriz arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla ki böylelikle sorularımızın 6'da birini de bitirmiş oluyoruz. Şimdi geçeceğiz 11. soruya. Evet geçelim 11. sorumuza bir pizza dilimi. Şekilde 8 dilime ayrılmış büyük boy bir pizzayı 8 arkadaş aşağıdaki gibi paylaşıyor. Diyette olan 4 tane kişi, şimdi 8 kişi vardı. 4'ü diyetteymiş arkadaşlar. Bu pizzanın sadece bir dilimini eşit olarak paylaşacaklar. Şimdi pizza toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dilim. Ve bu 1 bölü 8'in arkadaşlar hatta ve hatta biz bu pizzanın tüm dilimlerine tamam mı 4K diyelim. Bakın 4K olsun. Tüm dilimler 4K olsun. Toplamda bu pizza o zaman 32K'dır. Ve 8'de 1'i olan 4K'sını 4 kişi eşit olarak paylaşıyor. Yani K, K, K ve K olarak paylaşıyorlar. Sonrasında kalan dilimleri diğer arkadaşlarının her birine eşit miktarda düşecek şekilde paylaştırıyorlar. Şimdi ne kadar kalmıştı 4K'sın dediklerine göre? 28K kaldı arkadaşlar. Bu 28K'yı da kalan 4 kişi paylaşıyor. Yani 7'şer K paylaşırlar değil mi arkadaşlar? 7'şer K paylaşırlar diyebiliriz. Peki hepsi 7K paylaştığına göre sorunun kökünü okuyabiliriz.
pizzalarını bu dağıtıma göre yiyen 8 arkadaştan payı en çok olan biri, yani 7 K'lardan birisi, payı en az olan birinin, yani K'lardan birisinin kaç katı kadar pizza yemiştir diye soruluyor. Doğal olarak 7 K'nın 7 katıdır sevgili gençler. Cevabımız Bursa seçeneği olacaktı. 12. sorumuz. Yukarıdaki şekil yol kenarında bulunan araç park alanlarının krokisini göstermekte. Krokide verilen park alanlarının her biri kare biçimindedir. Şunların her biri kare arkadaşlar. Her bir park alanı için karşılıklı olarak birinin bittiği yerle park yerinin başlangıcı aynı hizadadır. Yani şunun bittiği nokta da karşıdaki diğeri başlıyor. Bunun bittiği noktada karşıdaki diğer park alanı başlıyor. Bunun bittiği noktada burası, bunun bittiğinde burası başlıyor. A ile B noktaları arasındaki yolun uzunluğu 27 üzeri 4 metredir. Ki ben bunu 3 üzeri 3'ün 4. kuvveti, yani 3 üzeri 12 metre olarak yazmak istiyorum. 3 üzeri 12 metreymiş arkadaşlar. A ile B arasındaki mesafe. Buna göre A ile B noktaları arasındaki yolun her iki kenarında bulunan park alanlarının yola bitişik kenarları dışında kalan kenarlarının toplam uzunluğu kaç metredir diye sorulmuş. Bakın şimdi ben şuraya A metre, buraya B metre, buraya C, buraya D ve buraya E metre uzunluğuna dersem A artı B artı C artı D artı E'nin bize 3 üzeri 12 olduğu verilmiş. Peki diyor ki bakın A ile B noktaları arasında kalan yolun her iki kenarında bulunan park alanlarının yola bitişik kenarları dışında kalan kenarların uzunluğu. Yani şunların A ve A'nın, B, B ve B'nin, C, 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 D, D, D ve E'nin toplam uzunluğu. Yani her birinden 3 tane var. 3A artı, 3B artı, 3C artı, 3D artı, 3E. Yani 3 parantezin arkadaşlar. A artı, B artı, C artı, D artı, E sorulmuş bize. Şu kısmın biz 3 üzeri 12 olması gerektiğini biliyorduk. 3 ile çarparsam 3 üzeri 13 bizim cevabımız olacaktır. Yani cevap da böylelikle Denizli seçeneği olur sevgili arkadaşlar. Geçtik 13. sorumuza. Dikkatli dinlemenizi tavsiye ettiğim sorulardan birisi. En doğal sayılar. Bu arada 12 tane soru çözdük. Sorularımızın 5'te 1'i, yani %20'sini bitirmiş olduk. N doğal sayılar kümesi olmak üzere A, B, C kümeleri verilmiş. Bunların kesişimlerinin eleman sayısı kaçtır diye soruluyor. Şimdi öncelikle hepsini şu teorik gösterimden bir kurtaralım. Liste biçiminde gösterelim. Her bir kısımdaki, her bir kümedeki n'ler bir doğal sayıymış ve bu n'ler de kümenin içindeki x'leri oluşturuyor. En küçük doğal sayımız 0'dır ve dolayısıyla 17 eksi 0 vererek başlarsak 17 eksi 0'dan ilk elemanımız 17. Sonraki her eleman 2 azalarak ilerleyecektir. Dolayısıyla 15, 13, 11, 9 diye devam edecek. Bu bir. B kümesine bakalım arkadaşlar. B kümesi içinde n'ler doğal sayıysa İlk doğal sayımız 0'dır. 0 eksi 11'den eksi 11 gelir. Ve burası üçen olduğu için üçer üçer artarak ilerleyecektir. Eksi 11'e 3 eklersem eksi 8. 3 ekledim eksi 5. 3 ekledim eksi 2. 3 ekledim 1. Daha sonrasında 4, 7 diye devam edecek arkadaşlar. C kümesine bakalım. C kümesi de ilk doğal sayımız olan 0'ı burada yerine yazdığım zaman 0 artı 2'den 2. Ve sonrasında hep birer birer artarak ilerleyecek. Çünkü biren burası. Dolayısıyla 3, 4, 5, 6 diye devam edecek gençler burası da. Şimdi gelelim bunların kesişimine. Önce A ile B'yi kesiştireyim. Daha sonrasında C'yi üstüne kesiştiririm. A kümesine baktığımız zaman sadece tek tam sayılar var. 17, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3, 1, eksi 1 diye ilerleyen, azalan sadece tek tam sayılarımız var. B kümesinde de eksi 11'den itibaren azalmaya başlamış, pardon artmaya başlamış üçer üçer artan tam sayılarımız var. Ve biz bunlardan kesişim istiyorsak sadece tekleri seçmemiz lazım. Yani eksi 11 gibi, eksi 5 gibi, 1 gibi, 7 gibi ki bunlar da 6'şar 6'şar arttığında görebiliyorsunuzdur. O halde eksi 11, eksi 5, 1, 7, 6 arttırdım. 13 ki burada var. 6 arttırırsam 19 olur ki A kümesinde yok. Demek ki A kesişim B kümesi işte burasıymış arkadaşlar. A kesişim B. Şimdi ben bir de bunun üzerine C kümesini kesiştireceğim. C kümesini kesiştireceğim ama C kümesinde neler var? 2'den başlayıp birer birer artan doğal sayılar var.
Ki 1 yoktur. Eksi 5 ve eksi 11 yoktur. O halde burada sadece hangileri var? 7 ve 13. Bu kümenin eleman sayısı da 2'dir diyebiliriz sevgili gençler. Geçtim 14. sorumuza. A, B ve C tam sayıları sayı doğrusunda aşağıdaki gibi işaretlenmiş. A, B, C'nin tam sayı olduğu bilgisi bizim için önemli bir bilgi arkadaşlar. A, B, C tam sayı. A artı B artı C toplamının alabileceği en büyük ve en küçük tam sayı değerleri sırasıyla X ve Y olarak bulunuyor. X artı Y'nin karekökü aşağıdaki tam sayılardan hangisine en yakındır diye sorulmuş. Şimdi A sayısı en küçük ve en büyük hangi tam sayı değerlerini alabilir diye düşüneceğiz. Ama kök 12'nin 2 kök 3'e çevrilip de kök 3'ün yaklaşık değeri olan sayıyla o ikinin çarpılarak elde edilecek bir sonuç aramıyoruz. Bunu yapmayın. Şöyle yapabilirsiniz. Hepsinin karesini alın. 12. Bunun karesi ne yapar? 9 kere 5'ten 45. Bunun karesi 8. Bunun karesi 27. Bunun karesi 50. Bunun karesi 10. Şimdi şunun cevabını verin. 12'den sonraki ilk karesel sayımız 16'dır ve 16'nın karekökü 4'tür. Demek ki A'nın alabileceği en küçük değer 4 iken A'nın alabileceği maksimum değer de 45'ten önceki karesel olan sayımız da 36. 36'nın karekökü de 6'dır. Demek ki A'nın minimum değeri 4, maksimum değeri 6. O zaman A sayısı 4 ile 6 arasındadır diyebiliriz. Hatta eşitlik de vardır bunlara. Değil mi? Çünkü 4'ü de 6'yı da alabilir dedik. Peki B'ye bakalım. 8'den sonraki karesel sayımız 9'dur ve 9'un karekökü 3'tür. 27'den önceki karesel sayımız 25'tir ve 25'in karekökü 5'tir. O zaman B sayımız 3 küçük veya eşittir B, o da küçük veya eşittir 5 aralığındadır diyebiliriz. C'ye bakıyoruz. Ondan sonraki karesel sayımız 16'dır ve 16'nın karekökü 4'tür. 50'den önceki karesel sayımız en büyük karesel sayımız 49 ve 49'un karekökü de 7'dir. Demek ki C de 4 küçük veya eşittir C, o da küçük veya eşittir 7 diye bir sıralama yapılabilirmiş. Şimdi A artı B artı C önemli bizim için şurası. 4, 3 ve 4 daha 11 küçük veya eşittir A artı B artı C. O da küçük veya eşittir. 5, 6, 7'nin toplamı 18 yapacaktır. A artı B artı C'nin alabileceği en küçük, en büyük değer 18 ki en büyük değere x demiştik. Dolayısıyla bu x'tir. En küçük değer de arkadaşlar 11 ki biz buna soruda y demiştik. Dolayısıyla burası da y'dir. X artı y 18 ile 11'i toplarsam 27 yapacaktır arkadaşlar. Ve 27'nin karekökü hangi sayıya, hangi tam sayıya daha yakındır diye soruluyor. Kök 27, kök 25 ile kök 36 arasında olan bir sayıdır. Ve 25 ile 27'nin arasındaki mesafe 2 birimken 27 ile 36 arasındaki mesafe 11'dir. Hangisine daha yakındır? Kök 25'e, yani 5 sayısına daha yakındır diyebiliriz sevgili gençler. Bu arada 18 ile 11'in de toplamı 27 değil, 29 olacaktı. Burası da 4 olacaktı. Gene de 4 11'den daha küçük bir sayı olduğu için tabii ki burası 4 olursa burası 11 değil. Kaç olur? 7 olur arkadaşlar. Değil mi? 4 mü 7 mi daha küçük? Gene 4. Dolayısıyla kök 25'e daha yakın olduğu için cevabımız 5'tir diyebiliriz. Geçtik 15. sorumuza. 15. soruyu çözdükten sonra 4'te 1'ini bitirmiş olacağız bu soruların. 15. sorumuzda uzunluğu 4 santimetre olan esnek bir ip gerildiğinde en fazla %25 oranında uzamaktadır. Şimdi en fazla %25 oranında uzuyor. Bir kere 4'ten daha büyük oluyor, bu kesin. 4'ün %25'i yani çeyreği 1 olduğu için üzerine 1 santimetre daha ekleniyor ve maksimum 5'e kadar gelebiliyormuş. Demek ki bizim ipimizin uzunluğu gerildiği zaman 4 ile 5 arasında olacakmış ve 5'e de eşit olabiliyormuş. Buna göre bir miktar gerilen bu ipin uzunluğu şunlardan hangileri olabilir diye soruluyor. Şimdi 4 ile 5 demiş ya, hemen karesini alın. 16 ile 25. Buna eşitlik var, buna eşitlik yok. 2 kök 5'in karesi kaç yapar arkadaşlar? 20. 16 ile 25 arasında mı 20? Evet. 3 kök 2'nin karesi 18 yapar. 16 ile 25 arasında mı? Evet. 2 kök 7'nin karesi 28 yapar. 16 ile 25 arasında mı? Hayır. Dolayısıyla cevabımız çok belli artık. Cevap C'dir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Geçiyoruz 16. sorumuza. Aşağıda verilen kırmızı karelerin içine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sayılarından tek sayı olanlar her bir kareye farklı bir sayı gelecek biçimde
Mavi çemberlerin içine ise bu sayılardan çift sayı olanlar her bir çemberin içine farklı bir sayı gelecek biçimde yazıldığında. Şimdi şuradaki mavi karelerin içerisine çiftler yazılacak arkadaşlar. Bunların içine de tekler yazılacak ama hepsi de birbirinden farklı olacak. Şimdi bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'in arasından 2, 4, 6 ve 8 çiftlerdir. 1, 3, 5 ve 7 de teklerdir. Şimdi ben bu çiftlerin arasından 2 tane çiftin çarpımını 8 olarak yazacaksam bunlar hangileri olur? Mecburen 2 ile 4 olur. Dolayısıyla şuraya 2, buraya 4 yazarım ve şu ikisi iptal olur. Bunlar yazıldı artık. Pekala. Başka ne yapabiliriz? Şunların içerisine tekler yazılacaktı. Kırmızıların içerisine tekler yazılacaktı. Değil mi? Peki ben şuraya tek bir sayı yazacağım. Ve buradaki çift sayıyı yani B'yi o tek sayıya böldüğüm zaman sonuç 2 çıkacak. Şimdi 8'i 1'e, 3'e, 5'e ve 7'ye böldüğüm zaman 2 cevabını vermez ama sadece 6'yı 3'e bölersem 2 cevabını alırım. Dolayısıyla burası 6'ymış ve demek ki burası da 3'müş. 6'yı ve 3'ü de kullandık. Bunları da sildim. Şimdi aralarında 2 fark olan tek sayılar lazım bize. Bir şeyden bir şeyi çıkaracağız, 2 bulacağız. 7'den ancak 5'i çıkarırsak 2 buluruz burada. 7 ve 5'i de kullandık. Demek ki buraya da 8 ve 1'i kullanacağız. 1 buraya, 8 buraya. 1 ile 8'in toplamda 9 yapacaktır arkadaşlar. Demek ki B'miz 6'ymış, A'mız 9'muş. Toplamları da 9 artı 6'dan 15'miş diyebiliriz sevgili gençler. Böylelikle 16. sorumuzu da bitirmiş olduk. Geçtik 17. sorumuza. Şekilde dik dairesel silindir biçiminde 12 mililitrelik deney tüpleri önce 10 eşit parçaya, sonra da her bir parça 4 eşit parçaya bölünerek ölçeklendirilmiştir. Şekil 1'deki deney tüpünde ok ile gösterilen kısma kadar sıvı vardır. Yani şuraya kadar bir sıvı var. Deney tüpündeki sıvının bir miktarı kimya deneyi sırasında kullanılınca deney tüpündeki sıvı miktarının görünümü şekil 2'deki ok seviyesine kadar düşmüş. Buna göre kimya deneyinde kaç mililitre sıvı kullanılmıştır? Yani şu ikisi arasındaki mesafede ne kadar mililitre sıvı vardır diye soruluyor. Öncelikle şunu yapacağız. Bunların her biri 10 eşit parçaya, sonra da 4 eşit parçaya bölündüğü için arkadaşlar toplamda her bir birimin uzunluğu 1 bölü 40 kadardır. 10 ve 4'e bölündüğü için sonradan 1 bölü 40 kadardır. Bu bir. İkincisi, bakın şurada ne kadar parça var? 4 eşit parça vardı. Burada da 4 eşit parça var ki bu parçalar tam olarak şunların karşılığıdır arkadaşlar. Şurada ne kadar uzunluk var? 2 birim. Hatta ve hatta telefondan izleyen öğrencilerimiz için şöyle de yaklaştırabiliriz biz bunu. Aynen öyle. Şunları da sildikten sonra artık daha baştan başlayabiliriz. Bakın. Şimdi bu buraya kadar gelmiş. Dolayısıyla arkadaşlar ben şu ikisini kıyaslayacak olursam tam karşısına göre çizdiğim. Burayı da tam karşısına doğru çizdim şu şekilde. Bakın bu arada 4 bir var, 4 de bir var, 8 tane parça var. O 1 bölü 40'lıklardan. Peki burada ne kadar var? 2. Burada ne kadar azalmış arkadaşlar? 3. Yani 2, burası da üçgen. 5, 8 daha 13. Yani 1 bölü 40'tan 13 tane var. Bu kadar azalmış. Peki bu deney tüpü ne kadardı? 12 mililitreydi. Demek ki ben bunu da 12 mililitreyle çarparsam cevabı bulacağım. Yani cevap 12 çarpı 13 bölü 40'mış. Şıklara bakalım. 2,6, 2,7, 2,8, 2,9 ve 3,9. Peki bunu ne yapacağız? Uzun uzun çarpacağız mı? Hayır. Şöyle yapabilirsiniz. Bunu 2,5 ile çarparsınız arkadaşlar. 12'yi 2,5 ile çarptığınız zaman 30 yapacaktır. 30 ile 13'ün çarpımı 2,5 ile 40'ın çarpımı da 100 yapar. Üst taraf 390, alt taraf 100 olur. 390 bölü 100 de 1 0 1 0 1 0 da şuraya gelir. 3,9 olur arkadaşlar. Demek ki cevabımız Edirne seçeneğiymiş diyebiliriz bu sorumuz için. 17. sorumuzu da tükettik. Geçtik 18. sorumuza. Aşağıda bir kalem kutusunun üstüne konulan, bu arada çok sevdiğim bir soru. Aşağıda bir kalem kutusunun üstüne konulan iki özdeş kırmızı kalem gösterilmiş. Kalemlerden biri kutunun 20 santimetre olan kenarına, bir de 8 santimetre olan kenarına paraleldir. Şurası 8 santimetre olan kenar, burası 20 santimetre olan kenar ve bu kalem bir buraya bir de buraya paralel olacak şekilde konulmuş. Bir kalemin tamamı kutunun üstündeyken diğer kalemin bir uç noktası 20 santimetrelik kenarda ve orta noktası kutunun dışında kalmıştır. Kalemin orta noktası kutunun dışında. Buna göre bir kırmızı kalemin uzunluğu
kaç farklı tam sayı değeri alabilir? Bakın arkadaşlar, ben kalemin uzunluğuna hemen 2x diyeceğim. Ve bu 2x mecburi olarak neyden daha kısadır? 20'den daha kısadır. Şöyle yapacağız. 20'den daha kısa. O zaman x kaçtan kısadır arkadaşlar? Ya da x'e hiç bulaşmayalım. 2x olarak kalsın orası. Peki bu kalemin uzunluğu 2x ise burası x, burası x değil midir? Aynen öyle. Peki x arkadaşlar, yani kalemin yarısının uzunluğu, yani şuraya kadar gelen uzunluk 8'den daha mı uzundur? Aynen öyle. Demek ki x 8'den daha büyükmüş. O zaman 2x 16'dan daha büyüktür. Kalemin uzunluğunun alabileceği değerler sorulmuştu. 2x 16'dan büyükse, kalemin uzunluğu da 2x ise hangi tam sayı değerlerini alabilir? 17'yi, 18'i ve 19'u alabilir. Toplamda 3 farklı değer alır sevgili gençler. Cevabımız C seçeneği olur diyebiliriz. Geçtik 19. soruya. İçinde bir a doğal sayısının yazılı olduğu en kenarlı bir çokgen sembolünün değeri a eksi n bölü n kesir olarak hesaplanıyor. Pardon, kusura bakmayın. Şimdi karenin içerisine 7 yazdığımız zaman, karenin 4 tane kenarı var ya, 7 eksi 4 bölü 4'ten 3 bölü 4'tür diyor. AB 2 basamaklı, BAC de 3 basamaklı doğal sayılar olmak üzere. Bakın burası 4 kenarlı. Dolayısıyla arkadaşlar ne yapıyorduk biz? AB'den 4'ü çıkaracağız ve 4'e böleceğiz. Sonuçta 6 gelecekmiş. 4'ü karşıya fırlatırsanız AB eşittir, AB eksi 4 diyelim önce. AB eksi 4 eşittir 24 olur. Ve AB sayısı eşittir 28 olur. Demek ki A 2'ymiş, B de 8'miş. Buna göre denmiş. Buna göre bir altıgenin içerisine BAC yazılmış ki B 8'de A2'ydi, unutmayın. Yani 820C sayısı yazılmış ve bir altıgenin içerisine alınmış. Dolayısıyla 826'dan 6'yı çıkarıp 6'ya böleceğim. Ve 820C'ydi orası, kusura bakmayın. 820C'den 6 çıkarılmış ve 6'ya bölünmüş. Ve bunun bir tam sayı olması istenmiş sevgili gençler. Şimdi 820C sayısından 6 çıkardım ve 6'ya böldüm. Ben burayı 820C bölü 6 eksi 1 elemandır tam sayı diyebilirim. Dolayısıyla şu kısmında ben tam sayı olmasını isterim. Yani 820C dediğimiz sayı 6'ya tam bölünmeli. 6'ya tam bölünecekse 6'ya bölünen sayı 2'ye de 3'e de tam bölünmek zorunda. 2'ye bölünmesi için C'nin alabileceği değerler çift olmalı. 0, 2, 4, 6 veya 8 olur. Peki 3'e bölünmesi için? 3'e bölünmesi için de rakamlar toplamına bakacağız. 2 ve 8'in toplamı 10. Onun üzerine ne eklersem, şunlardan hangilerini eklersem 3'ün katı olur? Tabii ki 2'ye eklersem 12 olur. Değil mi? 4'e eklersem 14, 0 da işe yaramaz, 4 işe yaramaz, 6'ya eklersem 16 işe yaramaz, 8'e eklersem 18 olur, 3'ün katı olur. Demek ki 2'yi ve 8'i alabilirmiş. C olmasını sağlayan C rakamlarının toplamı da 2 artı 8'den 10 yapar. Cevabımız Denizli seçeneği olur diyebiliriz sevgili gençler. Dedik, 20. soruya geçtik. 20. soruyu çözdükten sonra videonun 3'te 1'ini bitirmiş olacağız arkadaşlar. A, B, C negatif reel sayılar. 1 bölü AB, 1 bölü BC, 1 bölü AC topladık 5'miş. A artı B artı C'nin karesi de eksi 110 tane ABC'den daha küçük veya eşitmiş olduğuna göre ABC çarpımının en küçük tam sayı değeri nedir diye sorulmuş. Şimdi burayı C ile, burayı A ile, burayı B ile genişletmenizi istiyorum. Ki yukarıda A artı B artı C gelir. Aşağıda ise A çarpı B artı C, A çarpı B çarpı C elde edilir. Bu da neye eşitmiş? 5'e. Demek ki A artı B artı C dediğimiz sayımız 5 tane A çarpı B çarpı C'ye eşit olacakmış sevgili gençler. Bu bir. İkincisi, şurada gördüğümüz A artı B artı C gördüğüm yere 5 tane ABC yazarsam, yani 5 çarpı A çarpı B çarpı C'nin karesi arkadaşlar küçük veya eşittir eksi 110 çarpı A çarpı B çarpı C diyebiliriz. Ve burası da 25 tane ABC'nin karesi küçük veya eşittir eksi 110 çarpı ABC dersek, ABC negatifti biliyorsunuz. A çarpı B çarpı C'nin kendisi de negatif olacaktır. Bunu unutmayın. Ben bu tarafta gördüğüm ABC ile bu tarafta gördüğüm ABC'nin bir tanesini sadeleştirirsem, sadeleştirebilirim ama sadeleştirirsem buradaki eşitlik artık yön değiştirmek zorundadır. Sebep? Çünkü her iki tarafı negatif bir sayıya bölmüş olurum. Anlaştık mı? Pekala. O halde bu tarafın yönü değişti ya. 25 çarpı A çarpı B çarpı C büyük veya eşittir eksi 110 dedik.
ve dolayısıyla a çarpı b çarpı c büyük veya eşittir eksi 110 bölü 25 olacaktır ve bu sayı da yaklaşık olarak eksi 4 virgül küsurat bir sayıdır. Yani sayı doğrusu üzerinde eksi 4 buradayken bizim bu ABC sayımız şuralarda bir yerdeymiş ve eksi 5'ten de daha büyükmüş. Şurada bir yerdeymiş ABC sayısı. Bunun alabileceği tabi bundan daha büyük veya eşit olacak diyor bu sayıdan. Yani şu tarafta olacak diyor. Bu sayının alabileceği en küçük tam sayı değeri nedir arkadaşlar? Eksi 4'tür. Dolayısıyla cevabımız Bursa seçeneği olur diyebiliriz sevgili gençler. Üçte birini bitirdik. 21. sorudayız. Kadir, Ülker, Mert ve Behçet. Farklı yaşlardaki 4 tane kişi. Yazalım. Kadir, Ülker, Mert ve bir de Behçet'imiz var. Yazdık. 4 kişi. Ve bunlar farklı yaşlarda. Bu kişilerin yaşları ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Mert'in yaşı diğer üçünün yaşlarının aritmetik ortalamasına eşittir. Mert'in yaşı diğer üçünün yaşlarının aritmetik ortalamasıymış. Yani bunun yaşı A ise şu üçünün toplamı 3A'ymış arkadaşlar. Ki 3A'yı 3'e böldüğümüz zaman A gelir. Kadir, Ülker, Mert ve Behçet'in yaşlarının aritmetik ortalaması da 24'tür. Bak şimdi burada duralım. Kadir, Ülker ve Behçet'in yaşları 1, 2 ve 3 olsun varsayalım. Bunların aritmetik ortalaması nedir? 2'dir. O halde Mert'in yaşı da 2 olurdu. Peki ben bunları toplamış olsaydım. 1 artı 2 artı 3. 6, 2 daha 8 yapar. 8'i 4'e böldüğümüz zaman aritmetik ortalama değişmez. Gene 2'dir. Yani az önceki aritmetik ortalamayla aynıdır. Yani sen bir veri grubunun içerisine dilediğin kadar aritmetik ortalamasına eşit sayı dök. Tamam mı? Sayı boşalt böyle. Ve yeni oluşan sayı veri grubunun aritmetik ortalamasını al. Aritmetik ortalama hiçbir zaman değişmez. Dolayısıyla bunların aritmetik ortalaması 24 ise Mert mecburen 24 yaşındadır. Ve şunların yaşları toplamı da mecburen 72 olacaktır sevgili gençler. Bu bir. Herhangi iki kişi arasındaki yaş farkı da en çok 15 olabiliyormuş. Şimdi şu adam 24 yaşındaysa. Bu adam 24 yaşındaysa. Behçet'in yaşı en çok kaçtır demiş ya. Behçet'i bu grubun abisi yapacağız. Behçet bu grubun abisi. En yüksek yaşa sahip insan. Pekala. Yaş farkı en çok 15 olabilir dememiş mi? Behçet'in yaşı en çok kaç olabilir dememiş mi? O zaman 24'ün üzerine 15 eklersin. 39'dur dersin. Behçet'in yaşı. Zaten Kadir ve Ülker'i ona göre ayarlayabilirsin. Bunda hiçbir sıkıntı duymaz. Dolayısıyla Behçet maksimum ama maksimum 39 yaşındadır sevgili gençler dedik ve 22. soruya doğru geçiyoruz. 22. soruyu çözmeden önce kanala abone olmayan yeni izleyicilerim varsa şu an kanalıma abone olurlarsa seviniriz. Bir de arkadaşlar üşenmeden hemen şu an bu videoya bir beğen butonuna basarsanız çok sevinirim. Birbirinden farklı M, N ve K tam sayıları için. Mutlak değer M ile mutlak değer N'nin toplamı 6. K ile N'nin toplamının mutlak değerleri 6. Mutlak değer K'dan 1 eksi kök 2'nin mutlağını çıkardık ve 2 eksi kök 2'nin mutlak değerini bulduk. Buna göre M artı N artı K toplamının alabileceği değerlerin çarpımı nedir? Çarpımı kaçtır diye sormuş. Şimdi en sondan başlayacağız gibi duruyor yani şuradan. Mutlak değer K demiş. Ben K'nın pozitif veya negatif olduğunu bilmiyorum. Mutlak değer K. Şimdi şu içerideki kısım için 1 mi büyük kök 2 mi? Tabii ki kök 2. Dolayısıyla içerisi negatif olduğu için dışarıya tam tersi çıkacak. Yani eksi parantezinde kök 2 eksi 1 olarak çıkacak. Bu da eşittir. 2 mi büyük kök 2 mi? Tabii ki 2 o zaman olduğu gibi çıkar. 2 eksi kök 2 diyebiliriz. Şimdi burada mutlak değer K eşittir. Pardon, mutlak değer k eksi kök 2 artı 1 eşittir 2 eksi kök 2 dersek bakın her iki tarafta eksi kök 2 var bunlar gider. Ve bu 1'i de alıp karşıya fırlatırsak mutlak değer k eşittir 1 olmuş olur. O zaman k için iki tane ihtimal var. K ya 1'dir arkadaşlar ya da k eksi 1'dir. Şimdi buraya kadar getirdik. K'nın 1 veya eksi 1 olduğunu bulduk mu? Bulduk. Peki şimdi geçelim ikinci kısma. Eğer k 1 olursa k eşittir 1 için. Şu kısma yazarsam 1 artı n'nin mutlak değeri eşittir 6 ise n artı 1 ya 6'dır ya da n artı 1 eksi 6'dır. Dolayısıyla n ya 5'tir ya da n eksi 7'dir. Dolayısıyla burada iki tane ihtimal karşımıza çıkıyor. N eşittir 5 veya n eşittir eksi 7 diyebiliriz. Devam edelim. Eğer ki n 5 olursa bakın n eşittir 5 için dedim.
N5 olursa bakın şurası mutlak değer M mutlaka 1 olmak zorundadır. Mutlak değer M eşittir 1. Buradan ya M 1'dir ya da M eksi 1'dir. Yalnız N5 iken K 1 iken N5 iken M 1 olamaz çünkü birbirinden farklı demiş. Dolayısıyla M mutlaka eksi 1'dir. M eşittir eksi 1 dedik. Şimdi burayı bulduk. Pekala. N eşittir eksi 7 için N eksi 7 olursa şurası 7 olur ve burası mutlaka mutlaka pozitif veya 0 olacağı için 7'ye negatif bir sayı eklersem ancak 6 bulurum. Dolayısıyla N eksi 7 zaten olamıyormuş. Bu da gitti. Şimdi ne kaldı? K'nın eksi 1 olma durumu. K eşittir eksi 1 için diyeceğiz. K eksi 1 olursa şurada yerine yazacağım. Eksi 1 artı N. N'in mutlak değeri eşittir aldıysa N eksi 1 ya 6'dır ya da N eksi 1 eşittir eksi 6'dır. N ya 7 gelir arkadaşlar ya da eksi 5 gelir. Şimdi N 7 olabilir mi? Eksi 7 olamıyorsa 7 de olamaz. Çünkü burada yerine yazdığım zaman 7'ye ancak eksi 1 eklediğimiz zaman 6 gelir. Mutlak değer M'de hiçbir zaman eksi 1 olamaz. Dolayısıyla N 7 olamıyormuş. Mecburen N eksi 5'miş. Eksi 5'i yerine yazarsam şurada. Mutlak değer M artı 5 olur eşittir 6 ise mutlak değer M gene 1 gelir. M de gene ya 1'dir ya da eksi 1'dir. Ama k eksi 1 olduğu için m mutlaka ne olmak zorunda? 1 olmak zorunda. Şimdi k 1 iken n5, m de eksi 1'miş. M artı n artı k'dan bahsediyoruz. 1 eksi 1 daha 0, 5 daha 5 yapar. Demek ki alabileceğimiz değerlerden bir tanesi 5 çarpı diğeri de eksi 1 1 daha gene 0 eksi 5'miş. 5 kere eksi 5 kaç yapar? Eksi 25. Demek ki cevabımız Edirne olacakmış sevgili gençler. Geçtik 23'e. Güzel bir soru. Bizim yayından aldım soruyu. Güzel de bir soru. Çok beğendiğim bir soru. Nasıl diyeyim? Bir soru zor görünüp nasıl bu kadar kolay olabilir? Ve bir konuyu nasıl bu kadar güzel işleyebiliriz? Fonksiyonu nasıl farklı dallarda kullanabiliriz? Bu soruyla anlayabiliyorsun. Bir duvar saatinin gösterdiği zamanı hemen sonraki tam saate kalan dakika miktarına eşleyen fonksiyon f'tir. Tamam. Saatimiz bu şekilde ve diyor ki şekildeki saat 2.35'tir. Bu saatten hemen sonraki saate ne kalmıştır? Dersin ki 3'e 25 var. 25 varsa demek ki o zaman şu şekilde işliyor bizim fonksiyonumuz. F2.35 geç eşittir 25'tir. Yani bir sonraki tam saate kalan dakika miktarı. Şimdi A'yı A geçe ifadesi bu duvar saatinde A'yı A dakika geçe demek ve F A'yı A geçe de bu fonksiyon bu saati 52'ye götürüyor. Yani bir sonraki saate 52 dakika var. O zaman şuradaki A kaçtır? 0,8'dir. O zaman buradaki A da 0,8'dir. Yani A sayısı 8'miş arkadaşlar. Bu 1. 8'i 8 geçiyor saat. Peki A sayısı 8 ise 4 kere 8'den 32 yapmaz mı B? Aynen. Demek ki A'yı B geçe ifadesi 8'i 32 geçe demekmiş. Ve ben bunu F'in içerisine koyarsam bir sonraki saate 28 dakika kaldığı için cevabımız da 28 olacaktır diyebiliriz. Evet, 23. sorumuzu da bu şekilde bitirmiş olduk ve geçiyoruz 24'e. Bir A kümesi ve B kümesi verilmiş. Gene çok tatlı bir soru. A kümesi pazartesi, salı ve çarşamba elemanlarından, B kümesi de sinema, tiyatro, doğa yürüyüşü, kitap okuma elemanlarından oluşuyor. Sanki bir küme sorusu gibi ama sanmayın, fonksiyon sorusu. A kümesinden B kümesine tanımlı bir f fonksiyonu. X'leri alıyor. Ali'nin X günü yaptığı etkinliğe götürüyor. Buna göre bu yargılardan hangileri doğrudur demiş. Şimdi birinci öncülümüze bir bakalım. Birinci öncülümüze diyor ki Ali pazartesi günü hem sinemaya hem tiyatroya gidebilir. Yani buradan A'dan B'ye tanımlıysa bizim fonksiyonumuz hem sinemaya bu pazartesi elemanı hem sinemaya hem de tiyatroya gidebilir diyor. Şimdi tanım kümesinden bir eleman karşıdaki değer kümesine iki elemana gidemezdi arkadaşlar. Giderse fonksiyon olmazdı. Dolayısıyla birinci öncülümüz gitti. Yanlış. Şurayı da temizleyelim kafa karışmasın. Şimdi ikinci öncülümüze bakalım. Ali pazartesi, salı, çarşamba. Şu 3 günde doğa yürüyüşü yapabilir. Yapabilir mi bakalım? Yapar vallahi. Çünkü neden? Sabit fonksiyondur. Bütün elemanları almış doğa yürüyüşüne götürmüş. Demek ki sabit fonksiyon olarak nitelendirilebilir. 2 doğru. 3'e bakalım. Ali pazartesi günü kitap okuyacaksa A'dan B'ye 6 tane birebir fonksiyon tanımlanabilir demiş. Pazartesi günü bu adam ne yapacakmış? Ön şart koşmuş bize. Kitap okuyacak demiş. Demek ki pazartesiyi kitap okumaya götürdük. Artık pazartesi günü başka bir şey yapamaz. O halde
Salı ve çarşamba. Salı yapabileceği kaç tane aktivite var? Kitap okumak dışında, çünkü birebir olsun istiyor. Sinema, tiyatro ve doğa yürüyüşü var. 3 çarpı. Çarşamba günü, bunlardan bir tanesini yaptıysa salı günü, çarşamba günü geriye kaldı 2. 3 kere 2'den kaç yapar? 6. O zaman 6 tane birebir fonksiyon tanımlanabilir diyeceğiz. Cevabımız da 2 ve 3 olacak. Yani cevap Denizli seçeneği olacak sevgili gençler diyebiliriz. Böylelikle 24. sorumuzu da çözdük ve geçtik 25'e. Şule, adımları sırasıyla aşağıdaki gibi verilen bir algoritmayı kullanarak bir bilgisayar programı yazıyor. Birinci adım, kullanıcıdan bir pozitif tam sayı girmesini iste. İkinci adım, varsayalım ki bir pozitif tam sayı girdik. Girilen bu sayının iki katını hesaplayacaksın diyor. Üçüncü adımda hesaplanan değerin 2020'den küçük olup olmadığını kontrol edeceksin. Dördüncü adımda küçükse iki katını hesaplayacaksın ve üçüncü adıma geri döneceksin. Yine 2020'den küçük mü değil mi kontrol edeceksin. Gene küçükse gene üçüncü adım. Büyükse devam edeceksin. Büyükse bu değeri ekranda göster diyor. Buna göre bu programa bir değerine giren bir kullanıcının ekranında gösterilen değer aşağıdakilerden hangisine eşit olur? Yani diyor ki bize bir yazdın. Sonrasında 1 2020'den küçük olduğu için 2 katını aldın. 2 üzeri 1. Bir iki katını daha aldın. 2 üzeri 2. 4 de 2020'den küçük. Bir kere daha çarp 2 ile. 2 üzeri 3. 8 de küçük. Bir kere daha çarp. 16. O da küçük. Bir kere daha çarp. 2 üzeri 5. Biz 2'nin kuvvetlerini sayıyoruz aslında. Ve soru bizden aslında şunu istiyor. 2020'den büyük olan ilk 2'nin kuvveti hangisidir? Bir kere 2 üzeri 10 1024'tür ve 2 üzeri 11 de bunun 2 katı yani 2048'dir ve 2048 2020'den büyük olan ilk 2'nin kuvveti olduğu için 2 üzeri 11 gösterir arkadaşlar ekranımızda. Cevabımız Denizli'dir diyebiliriz. Geçtik 26'ya. A, B ve C birer rakam olmak üzere iki basamaklı A, B, C, B ve B, A doğal sayıları AB artı CB eşittir BA eşitliğini sağlıyor. Buna göre C rakamının alabileceği en büyük değer kaçtır diye sorulmuş sevgili gençler. Şimdi AB artı CB eşittir BA denmiş ya, ben bu AB'yi karşıya sallayacağım. Yani CB eşittir BA eksi AB yapacağım arkadaşlar. Buradan CB'yi de BA'yı da AB'yi de çözümleyelim. Yani 10C artı B eşittir 10B artı A eksi 10A eksi B yazacağım. Ve sonrasında 10C eşittir diyeceğim. 10B'den B'yi çıkardım 9B. Bir B daha çıkarırsam karşıya gönderdim 8B. Eksi A'dan 10A çıkardım 9A yaptı. 10C 8B ile 9A'nın farkına eşittir diyor. C rakamının alabileceği maksimum değer kaçtır diye soruluyor. Şimdi olabildiğince bunu büyük, bunu küçük seçmem gerekiyor ki C büyük çıksın. Ama öyle alelade değerler de seçemem. 8B'den 9A'yı çıkarınca bir kere onun katı olmak zorunda. Eyvallah. Peki nasıl düşüneceğiz? Madem büyük seçmemiz gerekiyor, hadi 9'dan başlayalım o zaman. 8 kere 9'dan 72 olur burası. B'ye 9 verdim. Eksi, eksi. Sonu 2 olan bir 9'un katını buradan çıkarmam gerekiyor ki burası onun katı yapsın. Peki sonu 2 olan 9'un katı ne var? Gene 72 var. Ama çıkarırsam C 0 olur. Gayet de küçüktür. Dolayısıyla sevgili gençler bu olmaz dedik. Peki 8'e düşürürsek, yani 64 yaparsak burayı. Sonu 4 alan 9'un katı olan sayı var mı? Var. Ne var? 54 var. Çıkarırsam 10 yapar. 10 eşittir 10C dersek C eşittir 1 olur. Peki başka? Burayı bir tane daha küçültelim. 7 yapalım mesela. 56. 56'dan sonu 6 olan 9'un katı olan sayı nedir? 36. Çıkarırsam ne yapar? 26, pardon 20. Ve 20 eşittir 10C dersek C eşittir 2 yapar arkadaşlar. Peki bir küçüğünü deneyelim. Yani 6 kere 8 48. Sonuç 8 olan 9'un katı olan sayımız 18'dir. Çıkarırsam 30 yapar arkadaşlar. Ve 30 eşittir 10C dersek C eşittir 3 yapacaktır. Peki B için biz burada ne verdik? 6 verdik. Şimdi 5 verelim. 5 kere 8 40. 40'tan sonu 0 olan 9'un katı ne var arkadaşlar? Tabii ki 90 var. Çıkarırsak negatif olacaktır. C'nin en büyük değerini bulamayız bu şekilde. Dolayısıyla 40'tan önce ne var arkadaşlar? 8'in katı
5 kere 8 yerine 4 kere 8'den 32 var. 32'den sonu 2 olan 9'un katına var 72. Gene negatif oldu. Bundan önceki 8'in katı 24 ve sonu 4 olan 9'un katına var 54. Bu da olmuyor. Aynı şuradakiler tekrar ediyor şu an. 16'dan 36'yı çıkaracağım. Gene olmayacak. O halde sevgili gençler, şu durumda baktığımız zaman ABC birer rakam, iki basamaklı ABCB birbirinden farklı falan gibi bir şart sunmamış bize. C'nin alabileceği en büyük değer sorulmuştu. Yani 48'den 18'i çıkardığımız zaman 30 bulmuştuk biz. Şurayı 6 ile çarptık. Burayı 2 ile çarptık. 48 eksi 18'den 30 bulduk. 30 da 10'ca eşit olduğu için C'miz de 3 oldu. Alabilecek değerler zaten 1, 2, 3 ve 0'dı. En büyüğü de burada 3'tür. Yani C seçeneğidir cevabımız diyebiliriz sevgili gençler. Dedik ve 26. sorudan sonra 27'ye geçtik sevgili gençler. X, Y, Z gerçel sayıları için 4 bölü 9 küçük x küçük y küçük z küçük 3 bölü 2 eşitsizliği veriliyor. Böylelikle 2 bölü x, 3 bölü y ve 4 bölü z toplamının alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diye soruluyor. Şimdi bu tarz sorularda eğer gerçel sayı diyorsa fazla kasmayacaksın. Bak şimdi 4 bölü 9 küçüktür, x küçüktür, 3 bölü 2 yazacaksın. Sonra 4 bölü 9 küçüktür, y küçüktür, 3 bölü 2 yazacaksın. Ve 4 bölü 9 küçüktür, z o da küçüktür, 3 bölü 2 yazacaksın. Sonra ters çevir bunları. Yani 2 bölü 3 küçüktür 1 bölü x o da küçüktür 9 bölü 4 yaz. Sonra gene 2 bölü 3 küçüktür 1 bölü y ve o da küçüktür 9 bölü 4 yaz. Ve gene 2 bölü 3 küçüktür 1 bölü z o da küçüktür 9 bölü 4 yazmanda hiçbir mahsur yok. Şimdi bizden istenen x'in 1 bölü x'in 2 katı, 1 bölü y'nin 3 katı ve 1 bölü z'nin 4 katı. O zaman çarpalım. 2 bölü x nerededir arkadaşlar? 4 bölü 3 küçüktür. 18 bölü 4'tür. Peki 3 bölü y nerededir arkadaşlar? 3 ile çarptım 27 bölü 4. 3 ile çarptım 6 bölü 3'tür. Peki 4 bölü z nerededir? 8 bölü 3 küçüktür. 4 bölü z o da küçüktür. 36 bölü 4'tür. Şimdi ben bunların hepsini bir güzel toplayacağım. Hangilerini? Şu aralıkları arkadaşlar toplayacaksınız. Toplarsanız eğer 4, 6 daha 10, 8 daha 18. 18 bölü 3 küçüktür istenen, bizden istenen. O da küçüktür. 18, 27 daha kaç yapar arkadaşlar? 35, 45 yapar. 36 daha 81 yapar. 81 bölü 4 geldi. Şimdi şurası zaten 6. Küçüktür istenen. O da küçüktür. 81 bölü 4 dediğim sayı 20 küsurat bir sayıdır. Hatta 20,25'tir. Değil mi? Arasında kaç tane farklı tam sayı değeri vardır? Bir kere şurada alınabilecek son değer 20. Burada alınabilecek ilk değer 7 olduğu için 7'den 20'ye kadar kaç tane sayı vardır? 20 eksi 7 artı 1'den bulabilirsiniz bunu. 14 tane tam sayı vardır. 7 ve 20 dahil olmak üzere bu aralıkta demek ki cevabımız Denizli seçeneği olacakmış sevgili gençler. Dedik ve geçtik 28'e. Herhangi bir kurşun kalem, kalem tıraşın içine geçirilip her bir tur döndürüldüğünde kalemin boyu 1 milimetre kısalmakta. Boyu x santimetre. Şimdi bak. Burada milimetre kısalıyor. Burada santimetre cinsinden vermiş. Dikkat edeceksin. Hemen bunu milimetreye çevirelim ki 10 milimetre bir santimetre olduğu için burası aslında 10x milimetredir arkadaşlar. Demek ki kalemin boyu 10x milimetreymiş. Şöyle yazalım. 10x milimetre kalemimiz var bizim. Ve bu kalem tıraşla da x tur döndürülüyor. Her turda 1 milimetre kısalıyorsa bir kere x'ten x milimetre kısalmıştır. Ve 18 santimetre olmuş bu kalemin boyu. Yani 180 milimetre olmuş arkadaşlar. 180 milimetre. Peki şuradan kaç x milimetre kaldı? 9 tane x milimetre eşittir 180 ise milimetre ise x kaçtır? 20 milimetredir sevgili gençler. Yani x 20'dir. Peki x 20 ise hani x 20 milimetre demeyelim de x'e 20 diyelim. Çünkü zaten milimetrelerimiz burada vardı. Onları karıştırmayalım. X kaçtır? 20'dir. Peki ne sorulmuş bize? Kalemin boyu kalemtıraşla açılmadan önce kaç santimetreydi? Zaten 2 santimetre demiştik. Yani cevabımız 20 olacakmış sevgili gençler. 29. sorumuza geçiyoruz. Şu tarzda üstü ifadeli şekiller, sayılar verilmiş. Üstü ifadelerin tamamı aşağıdaki tabloda mavi boyalı her bir hücreye bir üstü ifade gelecek şekilde yazılacaktır. Y, N ve T hücrelerine yazılacak sayıların her
Her biri bulunduğu hücrenin aynı satır ve sütununda bulunan mavi boyalı hücrelerdeki üslü ifadelerin çarpımına eşit olacaktır. Yani diyor ki şuraya yazacağım, bunların çarpımı y'yi verecek. Buradakinin çarpımı n'yi verecek diyor. Tamam mı? Pekala. Sonrasında y ve n hücrelerine yazılacak olan sayıların çarpımı, yani şununla şunun çarpımı 2 üzeri 7 olduğuna göre. Şimdi bir kere ben şuraya a, b, c, d desem, a çarpı c bunu, b çarpı d bunu veriyorsa, demek ki y ile n'nin çarpımı a çarpı c çarpı b çarpı d. Yani şuradakilerden 4 tanesinin çarpımı 2 üzeri 7'ymiş diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Peki hangilerinin çarpımı 2 üzeri 7 yapar? Bakalım. Mesela ben şurada 2 üzeri 6 ile 2 üzeri 4 toplasam 2 üzeri 10 yapar. 2 üzeri 12 yapar. 2 üzeri 7 yapar eksi 5 çıkarırsam, değil mi? 5 çıkardığım zaman. Demek ki buradaki sayılar bunlarmış. O zaman şuraya ben 2 üzeri eksi 7, buraya da 2 üzeri 9 yazacağım mecburen. T hücresine yazılacak sayı nedir diye soruyor. 2 üzeri 9 da 2 üzeri eksi 7'nin çarpımıdır. Yani 2 üzeri 2'dir diyebiliriz sevgili gençler. Cevabımız C seçeneği olacakmış dedik. Böylelikle 30. sorumuza geçiyoruz. Bu soruyu çözdükten sonra bu testin, yani bu soruların yarısını, yani 1 bölü 2'sini ya da 2'de 1'ini bitirmiş olacağız sevgili gençler. Hadi devam edelim. Aşağıda özel bir oyun alanı verilmiş olup oyuncunun verilen kurallara göre oynaması istenmekte. Başlangıç noktası ve bitiş noktası A ve B'dir. Oyun A noktasından ok yönünde ilerleyerek B noktasına doğru oynanmakta. Oyuncu istediği kare sayısı kadar atlayarak ilerleyebilir. Oyuncu sadece tek sayıların olduğu karelerden ilerleyebilir. Sadece teklere basacak. Çiftler iptal yani. Şunları görmezden gelebiliriz artık. Çiftler iptal çünkü. Pekala. Oyuncu sadece tek sayıların olduğu karelerden ilerleyebilir dedi ki oyun her seferinde A noktasından başlayıp 7 nolu kareye uğramak şartıyla B noktasında biter. Buna göre yukarıda kuralları verilen bu oyun kaç farklı şekilde oynanabilir? Şimdi hamlelerimize bakalım. Bir tane buraya, ikinci hamle, üçüncü hamle buraya mecburi uğrayacak. Şurası mecburi arkadaşlar. Buradan sonra mecburen tek hamle de gidecek. Şimdi sadece şuradan şuraya bir ve buradan buraya bir hamle dersek sadece birer hamle de bitirebilir. Yani bir, 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 bir ve burası da bir. Bir, 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 bir ve son olarak bir şeklinde bitirebilir. Ve bu şekilde şurası mecbur zaten sabit. Şurası arkadaşlar kaç farklı biçimde ilerleyebilir? 4 faktöriyel bölü 4 faktöriyelden bir farklı biçimde. Şimdi peki burayı bu şekilde yaptık ya. Başka nasıl olabilirdi? Şu 1 ile 1'i birleştirip 2 hamle yapardı. Yani buradan itibaren direkt 3'e atlardı. Sonrasını 1 1 giderdi. 2 1 1 yaparsa sonunda zaten bir tane hamlesi mevcut. Şurası 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyelden 3 hamle yapar. Başka ne yapabilir? 2 hamle ilerler. Tamam mı? 2 hamle ilerler. Sonra bir iki hamle daha ilerler. Direkt 7'ye sonra 1 yapar. Yani 2, 2 ve mecburen 7'den sonra birinci hamlesini yapar. Bu şekilde de 1 yapar. Şimdi ikilileri bitirdik. Artık 3 hamleli olanlar var mı ona bakalım. Mesela şurayı sileyim. Şöyle. A noktasından 5'e zıplardı. Yani 3 adım birden ilerlerdi. Sonra 7'ye gelirdi. Yani 3 ve 1. Sonrasında mecburi zaten bir hamlesi var 7'den sonra. Şurası da 2 faktöriyelden 2 farklı biçimde yapardı. Başka türlü nasıl olurdu arkadaşlar? 3'ü de bitirdik artık. Direkt 7'ye atlardı. 7'den de 1'e atlardı. Bu da zaten bir hamle yapacaktır. Bir farklı şekilde yapacaktır. Tüm hamlelerimizi toplayalım. Tüm farklı hamlelerimizi toplayalım. 1, 3 daha 4. Şurası da 4. Toplarsak 8 yapar. Cevabımız böylelikle 8 farklı biçimde bu oyun oynanabilir diyeceğiz sevgili gençler. Diyelim ve geçelim 31. sorumuza. Videonun diğer yarısına. Devam ediyoruz 31. sorumuzla. Gençler, Zeki'nin bir tane mavi, bir tane kırmızı, bir tane lila, bir tane kahverengi şekilde gösterildiği gibi halkası vardır. Bu halkaları ile şekildeki gibi A ve B biçimindeki iki tane dikey çubuğu olan halka geçirme platformu ile oynamaktadır. Zeki bu halkaları istediği dikey çubuğa istediği sırada takacaktır. Buna göre Zeki A ve B çubuklarının her birine en az birer tane halka taktığına göre bu işlemde görüntü bakımından kaç farklı durum oluşur? Yani
Halka takmadığı bir çubuk yokmuş arkadaşlar. A ya da B'ye de mutlaka bir renk halka takmış. Belki ikişer tane takmış, bilmiyoruz ama her birinde birer tane mutlaka var. Pekala. Kaç farklı durum oluşur demiş. Şimdi ben bu halkaların isimlerini A, B, C, D demek istiyorum. Sonrasında şu şekilde halka takmış olabilir. A, B, C, D biçiminde ikişer tane halka takmış olabilir her iki çubuğa da. Dolayısıyla buradaki A, B, C, D'lerin sıralanması da 4 tane farklı renk olduğu için 4 faktöriyelden 24'tür diyebiliriz. 24 tabii ki şıklarda olmasını beklemiyoruz. Çünkü arkadaşlar şu şekilde de takmış olabilir. A, B, C, D biçiminde de takmış olabilir. Yani A çubuğuna 3 halka, B çubuğuna 1 halka da takmış olabilir. Ve yine bunların da sıralaması 4 faktöriyelden yine 24'tür sevgili gençler. Tabii şu da olmuş olabilir. A, B, C, D şeklinde A çubuğuna bir tane, B çubuğuna 3 tane halka takmış olabilir ve bunların da yine kendi içlerinde sıralaması yine 4 faktöriyelden 24'tür. 24, 24 ve 24'ün toplamı arkadaşlar 72 bize cevabı verecektir. Şimdi şunu hiç yapmadık bakın A, B, C, D'yi hiç yapmadık çünkü buradaki B halkasının B çubuğuna hiçbir halka takmamış olacaktık. Dolayısıyla bu durumu hiç düşünmedik. Cevabımız 72 oldu. Böylelikle sevgili arkadaşlar dedik ve 32. sorumuza ilerledik. 32. sorumuzda bir bahçede kiraz, çok beğendiğim bir soru bu arada, belirtmeden geçemeyeceğim. Bir bahçede kiraz, vişne, erik, kayısı ve dut olmak üzere toplam 5 tane ağaç vardır. Bu ağaçların birinden bir tane, birinden iki tane, birinden 3, birinden 4 ve birinden 5 tane meyve alınıp tüm meyveler bir tabağa konuluyor. Yani toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 15 tane meyve olacak. 15 tane meyve bir tabakta sevgili gençler. Bu tabaktan rastgele 2 tane meyve alan birinin 2 tane erik alma olasılığının en küçük ve en büyük değerini toplama. Şimdi en küçük değerini bulmak istiyorum ben. En küçük değerini bulmak için de erik sayısının olabildiğince az olmasını istiyorum. Dolayısıyla erikten bir tane alırsak tabağımıza diğerlerinden 2, 3, 4 ve 5 alırsak ben bu tabaktan 2 tane meyve aldığım zaman ikisinin de erik olma ihtimali. Bir tane erik varken 2 tane erik olma ihtimali kaçtır? Sıfırdır. Demek ki en küçük olasılık sıfır. En yüksek olasılığı bulurken de bu sefer erikten 5 tane meyve olsun tabakta diyeceğiz. Dolayısıyla o eriklerden 5 tanesinden herhangi 2 tanesi seçilir. Tabaktaki meyvelerden de herhangi iki tanesi seçilip oranlanırsa bu bize olasılığı verecektir. 5'in ikilisi 10. 15'in ikilisi de 15 çarpı 14 bölü 2. O bölü 2'yi ters çevirdim, yukarı taşıdım. 5'e böldüm 2. 5'e böldüm 3. 2'ye böldüm 1. 2'ye böldüm 7. Burası da 2 bölü 21 gelecektir ki maksimum ihtimaldir bu da. 2 bölü 21 dersek toplamları 2 bölü 21'dir. Cevabımız da Bursa seçeneğidir diyebiliriz sevgili gençler. Geçtik 33. sorumuza. Aşağıdaki şekilde kenarları x eksi y santimetre ve x artı y santimetre olan bir dikdörtgen gösterilmiş olup bu dikdörtgenin 3 köşesinden 3 farklı kare kesilip atılıyor. Atılan karelerin bir kenarlarının uzunlukları x santimetre, x eksi 2y santimetre ve y eksi 2x santimetre olduğuna göre kalan bölgenin alanını aşağıdakilerden hangisi ifade eder? Bir kere bizim az önceki dikdörtgenimizin hiç kesilmemiş halinin alanı x eksi y çarpı x artı y'den arkadaşlar x kare eksi y karedir diyebiliriz. Bu şeklin tamamının alanı. Peki kesilenler hangileri? Bakın burada bir x karelik kısım kesilmiş. Burada x eksi 2y ile x eksi 2y'nin çarpımından x kare eksi 4xy artı 4y kare gelecektir. Bir de y eksi x ise y eksi x kesilmiş. Yani y kare eksi yine 4xy artı bu sefer 4x kare kesilmiş. Ne kadar kesilmiş? X kare daha 2x kare 4x kare daha 6x kare kesilmiş ve atılmış. Sonrasında 4y kare ve y kare daha 5y kare daha kesilmiş. Eksi 5y kare, pardon, artı 5y kare ve eksi 8x'ye kadar kesilmiş. Bu kesileni atacağız. Dolayısıyla çıkaracağız. Nereden? Tamamından. X kare eksi y kareden. Peki burada x kare var. Eksi 6x kare daha ne yapar? Eksi 5x kare. Burada eksi y kare var. Burada
Eksi 5y kare var. Eksi 6x kare yapar. Eksi var. Eksi 8xy var. Dağıtırsak artı 8xy yapacaktır. Dolayısıyla cevabımız 8xy eksi 5x kare eksi 6x kareden Adana seçeneği olur diyebiliriz sevgili gençler. Geçtim 34. soruma. Ali ve Bahtiyar aşağıdaki işlemleri yapmakta. Ali'nin yaptığı işlem karekökünü almak, Bahtiyar'ın yaptığı işlem ise küpkökünü almaktır. Bahtiyar kendisine verilen bir sayıya işlemini yapınca bulduğu sonuç içinde bulunduğumuz yılı belirten 4 basamaklı sayının 4. kuvveti olmuştur. Ki ben içinde bulunduğumuz yıla 4 basamaklı sayı olan A diyeyim arkadaşlar. Şimdi bu kişiye verilen sayı da Bahtiyar'a verilen sayı da x olsun. Bahtiyar bu x sayısının küpkökünü almış ve A'nın 4. kuvvetini yani içinde bulunduğumuz yılın 4. kuvvetini bulmuş. Peki x nedir arkadaşlar? X her iki tarafın 3. kuvvetini alırsak burası 3. kuvvetten şunlar gider x. Buranın 3. kuvveti de A üzeri 12'dir. Peki diyor ki buna göre Bahtiyar'a verilen sayı Ali'ye verilseydi Ali'nin bulacağı sonuç hangisi olurdu diye sormuş. Yani A üzeri 12 sayısını ben Ali'ye verirsem Ali bu sayının karekökünü alacak. Yani bunun 1 bölü 2. kuvvetini yani A üzeri 6'yı bulmuş olacak sevgili gençler. A içinde bulunduğumuz yılsa içinde bulunduğumuz yılın 6. kuvvetini bulmuş olur. Cevap Edirne'dir diyebiliriz sevgili arkadaşlar dedik ve 35'e geçtik. Bir hastanede her bir hastaya farklı bir sıra numarası verilmiş. Numarası küçük olan hasta muayeneye daha erken çağrılmakta. Aşağıdaki 3 hastanın sıra numarasının ne tür bir sayı olduğu da verilmiş. Dilek asal bir sayıya sahipmiş. Asal bir sıra numarasına. Osman tam kare bir sayı, tam kare sayı olan bir sıra numarasına. Nuri de 5'in katı olan bir sıra numarasına sahipmiş. Bu 3 hastadan her birinin numarası da 120 ile 130 arasında bir doğal sayıymış. Bu hastaların muayeneye çağrılma önceliği aşağıdakilerden hangisi gibidir diye sormuş. Şimdi 5'in katıysa 120 ile 130 arasında mecburen 125'tir bunun numarası. Tam kare ise 121'dir. Asal sayı ise de 127'dir. Şimdi arkadaşlar o halde ilk çağrılan Osman'dır. Sonra Nuri, sonra Dilek. Yani Osman, Nuri, Dilek var. Osman bakalım. Osman Nuri'den önce gidecek. Nuri de Dilek'ten önce gidecek. Son olarak Dilek gidecek. Dolayısıyla cevabımız Denizli seçeneği olur diyebiliriz arkadaşlar. Geçtik 36'ya. 36. soru tatlı ve bir o kadar da aslında öğretici bir soru. A kümesinin alt kümelerinden biri 5'tir. Liste 5'tir. Alt kümelerinden bir tanesi buysa demek ki elemanlarından bir tanesi 5'miş A kümesinin. 5 diye bir elemanı var. A kümesinin elemanlarından birisi de budur demiş. Demek ki içerisinde bir de şöyle bir eleman var. A kümesinin başka bir elemanı daha olabilir. Bunu bilmiyoruz ama A kümesinin alt küme sayısı en az kaçtır diye sormuş. O zaman en az eleman sayısını düşünelim. Sadece bunlar vardır kümenin içerisinde. Yani A kümesi 2 elemanlıdır. SA 2'dir. Ve alt küme sayısı da 2'nin karesinden minimum 4'tür diyebiliriz. Cevabımız C seçeneği olabilir diyeceğiz sevgili gençler. 37. sorumuz. Silindir şeklinde ve su doldurulabilen kısmı 30 santimetre yüksekliğinde olan sürahi tam doluyken 3 litre su almaktadır. Yani 30 santimetre su 3 litre suya tekabül ediyormuş. 3 litre suya tekabül ediyormuş. O zaman 10 santimetrelik kısmı 1 litredir. 20 santimetrelik kısmı da 2 litredir diyebiliriz kolayca. Mutfak masasında duran bu sürahiden Ali su bardağıyla 2 bardak su içince yükseklik 4 santimetre azalmıştır. Şimdi o zaman 4 santimetreye de 4 santimetre biz 2 su bardağı diyebiliriz. 2 su bardağı. O zaman 4 santimetre 2 su bardağıysa bir tane su bardağı kaç santimetredir arkadaşlar? 2 santimetredir diyebiliriz. Bu bir. Daha sonra ise Aslı çay bardağıyla 2 bardak su içince yükseklik toplamda 6 santimetre azalmıştır. Bakın toplamda 6 santimetre azalmıştır diyor. Yani 4'e kadar zaten azalmıştı ya. Demek ki şurada 2 santimetre daha azalmış. O halde 2 çay bardağı
2 santimetre diyeceğiz. 2 çay bardağına tekabül ediyorsa, 2 çay bardağıysa, 1 çay bardağı su, 1 çay bardağı kaç santimetre oynatıyor arkadaşlar? 1 santimetre oynatıyor. Tamam. Şu ve şu bizim için şu an önemli. Buna göre bu sürahi tam doluyken su bardağıyla 3 bardak su, çay bardağıyla 4 bardak su. Şimdi bir su bardağı 2 santim oynatıyorsa 3 su bardağı 6 santimetre oynatır. Bir çay bardağı 1 santimetre oynatıyorsa 4 çay bardağı 4 santimetre oynatır ve toplamda 10 santimetre bizim suyumuz azalmış olur. Tam doluyken azalıyorsa nereye kadar düşer? 20. santimetreye kadar düşer. Bu sürahide kaç litre su kalmış olacaktı? 20 santimetrelik su kalacakmış. Yani 2 litrelik su kalır arkadaşlar. Cevabımız da C seçeneği olur diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Geçtik 38'e. Cep telefonu ile, çok güzel bir soru, dikkatli dinlemenizde fayda var. Cep telefonu ile sosyal medya kanallarını kullanan öğrenciler arasında yapılan anketin sonucu aşağıdaki tabloda verilmiştir diyor. Bu ankete katılanların %40'ı kız öğrenci olup, şimdi ankete katılanlara ben 100K dersem arkadaşlar, bunun 40K'sı yani %40'ı kızmış ve bunun 60K'sı da %60'ı da erkekmiş sevgili gençler doğal olarak. Kızların %50'si yani 20K'sı arkadaşlar F kanalını kullanıyormuş. Ve erkeklerin de %30'u yani 18K'sı da nereyi kullanıyormuş? T kanalını kullanıyormuş. Pekala. Ve diyor ki T kanalını kullanan kızların sayısı yani şurayı kullanan kızların sayısı V kanalını kullanan erkeklerin yani şuraya eşitmiş. Yani burası neymiş arkadaşlar? 200 kişiymiş. V kanalını kullananların sayısı 400'müş. Yani şuranın tamamı 400 ise buraya ne kalır? 200 kalır. Pekala. Ankete katılan erkek öğrencilerin kaç tanesi F kanalını kullanıyor? Yani iki sorulmuş arkadaşlar bize. Şimdi biz şunu biliyoruz bakın. Demişti ki bize bu ankete katılanların %40'ı kız öğrenci olup %50'si F kanalını kullanıyor. Bakın. Şurası tüm kızların %50'siymiş. Yani 200 artı 200 de bu kızların %50'siymiş. Yani o zaman burası kaçtır? 400'dür. Toplamda kaç tane kız oluşmuş oldu burada? 800 tane. Peki %40'ı 800 ise arkadaşlar %60'ı kaçtır? Bakın 20 katıysa 20 katı 1200'dür. Demek ki erkek kişi sayısı 1200'müş. Pekala. Bu bir. İkincisi bu erkeklerin %50'si yani 600 tanesi pardon çok özür dilerim. Erkeklerin %30'u şunun %30'u kaç yapar? 3 kere 120'den 360 yapar. Bunların 360 tanesi erkeklerin 360 tanesi T kanalını kullanıyor. Yani şurası 360 imiş. Erkeklerin tamamı 1200 kişi değil miydi kardeşim? 360 ile 200'ün toplamı kaç? 560. Peki ben 1200'den 560'ı çıkarırsam 640 kalmaz mı? Kalır. O 640 da X'tir işte. Dolayısıyla cevabımız 640 olur. Edirne olur sevgili gençler. 38. sorumuzun. Geçtik 39'a bir küme sorusu. Ki ÖSYM'de eğer bu şekilde şekilli bir küme sorusu soracaklarsa bu şekilde bir soru çıkması da tabii ki muhtemel. A, B ve C kümelerine ait Venn şeması aşağıda verilmiş. Buna göre sarı boyalı bölgeyi ifade eden bu olabilir denmiş. Hangileri doğrudur diye soruyor. Şimdi ben B kümesinin tamamından yani şu kısımdan A ile C'nin birleşimini çıkarırsam yani şu kırmızıyla gösterdiğim yerleri çıkarırsam arkadaşlar sarıyla gösterdiğim bölge kalır demiş ki doğru demiş. Sadece sarı kalır orada. Dolayısıyla bu doğru. Kırmızı boyalı bölge yani A'da olup da B birleşim C'de olmayan B birleşim C dediğimiz yer siyahla gösterdiğim yer arkadaşlar. A'da olup bu siyahta olmayan yerler burasıdır. Kırmızı bölgedir. Dolayısıyla bu da doğru. Ve son olarak üçüncü öncülümüze bakalım. Beyaza boyalı bölgelerde şu şekilde ifade edilir diyor. A ile C'nin birleşimi ile B'nin kesişimi. Şimdi A ile C'nin birleşimi siyahla gösterdiğim yerler. B ile ortak olan bölgeleri de beyazla gösterilen bölgeler olduğu için bu da doğrudur. Dolayısıyla cevabımız Edirne'dir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Dedik ve 40'a geçtik. 40. soruyu çözdükten sonra bu videodaki soruların
Üçte ikisini çözmüş olacağız sizlerle, değil mi? Gerçek sayılar kümesi üzerinde. Bir g fonksiyonu ile negatif olmayan gerçek sayılar kümesinde üzerinde tanımlı bir f fonksiyonu. İkisi de şu şekilde kurallarla tanımlanmış. Buna göre f bileşke g fonksiyonunun tanım kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Yani diyor ki f'in içerisi ne diyor? Gx'i koyacaksın diyor. Peki f ne? Karekök içerisinde x. O halde ben karekök içerisinde gx'i bulacağım. Yani karekök içerisinde x artı 2'yi bulacağım. Peki bunun tanım kümesini sormuş. Ben bunun tanım kümesini bulurken sadece biliyorsunuz ki kök tanımından x artı 2 çift dereceli bir köke sahip olduğu için içerisi sıfırdan büyük veya eşit olmalı diyeceğim. Yani x eksi 2'den büyük veya eşit olmak zorunda diyeceğim. Bu x eksi 2'den büyük veya eşitse eksi 2'den kapalı sonsuza kadar giden yarı kapalı açık olacaktır. Yarı kapalı aralık olacaktır sevgili gençler. Cevabımız deniz olacaktır diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Geçtik 41. sorumuza. Aşağıda doğal sayılar kümesindeki sayıların A ile gösterilen baloncuktan başlayıp belli bir kurala göre C ile gösterilen baloncuğa kadar dizilişi verilmiştir. Bu kurala göre B ve C ile gösterilen iki baloncuk arasındaki baloncuk sayısı kaçtır diye sorulmuş. Öncelikle burada şunu anlamamız gerekiyor. Bakın burası 0 üzeri 13, 1 üzeri 13, 2 üzeri 13, 3 üzeri 13. Demek ki 4 üzeri 13, 5 üzeri 13, 6 üzeri 13 diye devam edecek bu. Ama B ve C'ye baktığımız zaman 2 üzeri 78 ve 2 üzeri 104 görüyoruz. Yani 13. kuvvetler alınmamış. Peki ilk gözümüze çarpan şey ne olması lazım? 78 ve 104. Bu 13'ün katıdır arkadaşlar. Yani ben 78'i 13'e böldüğüm zaman 6 yapacaktır. Yani aslında burası 2 üzeri 6'nın 13. kuvvetidir diyebiliriz. Peki 104 dediğimiz sayıyı ben 13'e bölersem bu da 8 gelecektir. Yani aslında burası da 2 üzeri 8'in 13. kuvvetiymiş diyeceğiz. Peki nedir bu 2 üzeri 6? 2 üzeri 6 64 üzeri 13'tür. 2 üzeri 8 de 256 olduğu için burası da 256 üzeri 13'tür. Şimdi demek ki artık normale döndürdük. 0 üzeri 13, 1, 2, 3 üzeri 13, 64 üzeri 13, 256 üzeri 13. Diyor ki B ve C ile gösterilen iki baloncuk arasındaki baloncuk sayısı sorulmuş. O halde biz şunu yapacağız. Bundan önce ne vardı arkadaşlar? 255 vardı. 255 üzeri 13 vardı. Peki bundan sonra ne var? Ha pardon, onu hiç gerek yok. Direkt ben 64'ü çıkarırsam 64 üzeri 13. Bunu çıkarırsak arkadaşlar 255'ten 64'ü çıkarırsak cevabı buluruz. 255 eksi 64. Bu da kaç yapar arkadaşlar? 161 yapar. Demek ki cevabımız Denizli seçeneği, çok özür dilerim, 191 yapar. Cevabımız Edirne seçeneği olur diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Dedik ve 42. sorumuza geçtik. Osman ve İmran. Yüzleri birbirine dönük ve aralarında belli bir uzaklık varken birbirlerine doğru top atma yarışı yapacaktır. O zaman Osman'ı buraya koydum. A noktasına. Ve İmran'ı da buraya koydum. O da B noktasında olsun ve birbirlerine karşı bunlar bir top atacaklar. Osman bulunduğu noktadan topu attığında top İmran'ın 50 santim önüne düşmüştür. Yani buradan topu fırlatmış ve İmran'ın birazcık gerisine düşmüş. Şuraya ve buradaki uzaklık 50 santimetre, yani yarım metre arkadaşlar. Pekala. Sonra diyor ki İmran topu düştüğü yerden alarak, yani İmran buraya kadar yürümüş. İmran gelmiş, buraya kadar yürümüş ve topu buradan alıp Osman'a doğru fırlatmış ve Osman'ın 50 santimetre arkasına düşmüş top. Yani şuraya düşmüş. Topu buradan fırlatınca o buraya kadar gelmiş top. Pekala. Diyor ki İmran 4 metre uzağa top atmış. Yani şurası 4 metreymiş arkadaşlar. Peki bu 50 santimetre yürümemiş olsaydı gene aynı uzaklığa fırlatmış olsaydı tam buraya düşer miydi? Düşerdi. Demek ki aslında A ile B arasındaki uzaklık, yani başlangıçta Osman'la İmran arasındaki uzaklık zaten 4 metreymiş. Osman kaç metre uzağa top fırlatmıştır diye soruyor. Osman 50 santimetre geriye fırlatmıştı. Yani ben 4 metreden yarım metreyi çıkarırsam 3,5 metre olarak bulurum cevabı. Cevabımız Ceyhan seçeneği olacaktır diyebiliriz. Geçtik bir diğer sayfamızdaki soru olan 43. soruya. Emre elindeki 8 tane kibrit çöpüyle 9 tane özdeş kareyle oluşturulan bir şekil yapmıştır.
Emre yukarıdaki bulunan kibrit çöplerinden iki tanesini alıp çıkarmış. Buna göre geriye sadece 3 tane kare kalma olasılığı kaçtır diye soruyor. Şimdi biraz itiraf edeyim. Çözmekte de biraz zorlandığım bir soru. Zorlandığım derken düşünce olarak zorlandığım bir soru. Yoksa ne yapılması gerektiği çok açık. Yani hangi kibrit çöplerini aldığımız zaman geriye sadece 3 tane kare alır, kare kalır. Bunları bulmak mesele. Bunları bulurken biraz zorlanıyorsunuz. Yani açıkçası ben zorlandım. Daha kolay bir çözüm yöntemi bulan olursa bana mail olarak atabilir. Ben de onun videosunu çekip sadece bu video için bir video çekip bu soru için bir video çekip sizinle paylaşabilirim. Bu sorunun çözümü daha kısa olarak şu şekilde bulunmuştur. Size de teşekkür ederim o videoda. Farklı şekilde bir çözümünüz varsa onları gönderin bana. 2-3 farklı çözüm de olabilir. Hepsini tek tek anlatmış olurum böylelikle. Şimdi elimizde 8 tane kibrit çöpü var. 9 tane şekilde görünen eş kare var. Ve bu eş kare, bu kibrit çöplerinden herhangi iki tanesini diskalifiye edeceğiz. Ve geriye sadece elimizde 3 tane kare kalsın isteniyor. Bu kareler birim kare olmak zorunda değil. Az önce yukarıda gösterdiğimiz özdeş kareler olmak zorunda değil. Peki hangi kibrit çöplerini çıkarabiliriz? Şimdi ben diyorum ki varsayalım ki şunu çıkardık. Bu kibrit çöpü iptal. Bunu sildim. Bunun yanında şunu da çıkarırsam arkadaşlar. Bakın geriye 1, 2, 3 tane kare kalmış olur sadece. Demek ki ben şunu ve şunu çıkararak bu işlemi halledebiliyorum. Peki şunu ve şunu çıkarsaydım da olur muydu? Olurdu. Bu sefer şunlar kalırdı. Bununla bunu da çıkarmış olabilirdim ki geriye zaten başa döneceğiz. Dolayısıyla 4 tane geldi buradan. Artı. Şimdi 4 tane bulduktan sonra tekrar başa dönelim. Şimdi arkadaşlar, başka hangilerini çıkarabiliriz? Ben şuradaki kibrit çöpüyle buna dik olanlardan herhangi bir tanesini çıkardığım zaman, mesela şunu çıkardığım zaman geriye kaç tane kare kalır bir sayalım. 1, 2 ve dışarıdaki kare 3. 3 tane kare kalmış oldu. Bu da istenen bir durumdur. Peki ben hangisini çıkardım? Şunu ve buna dik olan bir tanesini çıkardım. Değil mi? Peki bunu ve bunu çıkardığıma göre demek ki dik olanlardan, yani dikey olanlardan bir tane, yatay olanlardan bir tane çıkaracaksam 2 kere 2'den 4 tane de buradan gelecektir. Artı. Şimdi tekrar şekli başa döndürüyorum. Başka hangilerini çıkarabiliriz? Bunları bir düşünelim. Bunun üzerine yorum yapalım arkadaşlar. Mesela ben şununla tam karşısındakini çıkarırsam, şunu çıkarırsam geriye kaç tane kare kalır? 1, 2, 3 tane kalır. Peki bir tane böyle çıkardığıma göre bir tane de şöyle çıkarabilirim. Dolayısıyla buradan da 2 tane gelecektir diyebiliriz. Bunu da saydık. Bunu da saydıktan sonra tekrar başa dönelim ve tekrar bakalım. Şimdi arkadaşlar ben bununla hangisini çıkaralım? Bir tane daha çıkaralım arkadaşlar. Şunu çıkarsam şu şekilde. Kaç tane kare kalmış olur? Bakın şuradaki kare 1, şuradaki kare 2, buradaki kare 3. Gene 3 tane kare kalmış olur sevgili gençler. Dolayısıyla ben bunu yaparken hangilerini çıkarmıştım? Onu da gösterelim farklı bir renkle. Şunu ve şunu çıkarmıştım. Yani kenarlardan birisi ve bu kenarlara dik olan içerideki kibrit çöplerinden bir tanesini çıkardım. Yani burada bunu çıkardığım gibi bunu da çıkarabilirdim. O zaman bu kenar için 2 tane. Bu kenar için bunu veya bunu, şu kenar için bunu veya bunu ve bu kenar için de bunu veya bunu çıkarabilirdim. Yani toplam 8 tane daha. Başka çok düşündüm ama bulamadım arkadaşlar. Dolayısıyla toplamda kaç tane bu şekilde istenen modelde sayımız varmış? Şurası zaten 10 yapıyor. 8 daha 18 tane. İstenen durum 18 tane. Tüm durum nedir? 8 tane kibrit çöpü vardı ve herhangi iki tanesini seçip dışarı çıkarmamızı istiyordu. Üst taraf 18. Alt tarafta 8 çarpı 9 bölü 2'dir. Pardon, 8 çarpı 7 bölü 2'dir.
2'yi yukarı taşırsam 2 çarpı 18 bölü 56 yapacaktır arkadaşlar. Bu şekilde sadeleştirme yaparsak 2'ye böldüm, 2'ye böldüm 28. 2'ye böldüm 9. 2'ye böldüm 14. 9 bölü 14 benim cevabım olacaktır. Yani cevap C seçeneği olur sevgili gençler dedik ve geçtik 44. sorumuza. Bir dağın zirvesine ulaşmak amacıyla bir araya gelen bir grup turist her birinde x artı y tane kişi olacak biçimde x artı y tane cipe binerek kaldıkları otelden ayrılmışlar. X artı y tane cipimiz var ve her birinde x artı y tane kişi var. Yani totalde x kare artı 2xy artı y kare tane insan taşıyor toplam araçlar. Patika yollardan geçerek dağın zirvesine ulaşmaya çalışan turistlerin bir kısmı aşırı heyecana dayanamadığı için devam etmekten vazgeçmiştir. Yola devam eden turistler her birinde, bakın devam edenlerden bahsediyoruz. Her birinde Y kişi olacak biçimde Y tane cipe binmiş. Yani Y kare kişi yola devam etmiş. Ve yorulanlar ise diğer ciplere eşit sayıda paylaştırılarak otele geri dönmüştür. Bakın şimdi. X artı Y tane cip yola çıkmıştı. Y tanesi yola devam etmiş. O zaman kaç tanesi geri dönmüş? X tanesi geri dönmüş arkadaşlar. Ve x kare artı 2xy artı y kare kişi yola çıkmıştı. Y kare tanesi devam ediyor. Kaç tanesi geri dönmüş? X kare artı 2xy tanesi. Bu kadar kişi var. Bu kadar cipe paylaştırılacaklar. Yani x parantezini alırsam x artı 2'ye gelecektir. Ve x tane araca paylaştırılacaklarsa hop gitti. Her cipteki kişi sayısı dönenlerden her cipteki kişi sayısı ne olacak? X artı 2'ye. Otele geri dönen ciplerin her birinde kaçar tane turist vardır diye sorulmuştu. Biz de zaten bunu hesapladık. Cevabımız x artı 2 olur diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Geçtim. 45. sorumuza bunu çözdükten sonra 4'te 3'ünü bitirmiş olacağız. Kadir satın aldığı pantolonun paçalarını kısaltması için bir terziye götürmüş ve her iki paça aynı boyda olacak biçimde ölçü vermiştir. Şimdi pantolon almış Kadir. Şöyle pantolonumuzu da çizelim. Hop hop. Şöyle yaparsak tamam. Biri diğerinden ha tamam güzel düzeltti kendisi biraz. Şöyle bir pantolonumuz var. Şöyle cepleri falan olsun, fermuar olsun şöyle. Şöyle paçaları da biraz şöyle dökümlü olsun. Heh. Böyle bir pantolonumuz var arkadaşlar. Şöyle yapalım. Biraz da resim çizdik. Tamam, pantolonumuz oldu. Şimdi bu pantolon da arkadaşlar terziye gidiyor. Diyor ki her iki paça da aynı olacak biçimde diyor kes bunu diyor. Tamam. Terzi bunu yanlış anlıyor. Nasıl yanlış anlıyor? Veya pantolonları karıştırıyor. Paçalardan birini gerçek ölçüden %10 kısa. Gerçi birini kısa birini uzun yaparsa başkasını yine kesemez de. Artık her neyse hikaye ona uygun olsun. Gerçek ölçüden %10 kısa. Diğerini gerçek ölçüden %20 uzun yapmış arkadaşlar. Yani Kadir bunu 100K'ya 100K kes demiş mesela. Gitmiş terzi bunu 100K kesmek yerine yani Kadir şuralardan kesilmesini istemiş. Şöyle 100K'ya 100K kes istemiş. Ama terzi bunu yanlış anlamış. Birini 90K kesmiş arkadaşlar. Ötekini de 120K kesmiş şöyle. Yani birinden bu kadar kesmiş. Diğerinden de şu kadar kesmiş. Mi? Hayır, şu kadar kesmiş şöyle. Böylece kesmiş. Sonra Kadir de bunu görmüş demiş ki uzun paçayı kısayla aynı boya getir de bari pantolonu kardeşim giysin demiş. Mantıklı. Buna göre terzi uzun paçayı yüzde kaç kısaltmalıdır? Şimdi terzi uzun paçayı 120'ye kadar getirmişti ya. 90K'ya kadar daha kısalt bari uzun paçayı demiş Kadir. Yani 120'den 90'a düş demiş. Yani 120'nin 30'unu kes demiş. O halde 4'te 1'i ise 100'ün de 25'ini kesmesini ister. Yani %25'ini kesmesini ister arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan seçeneği olacaktır. Dedik, geçtik 46'ya. Çoğu gitti, azı kaldı. Sabredin arkadaşlar. Başka sayısı 1 ve tüm sıfırları eksi 4, eksi 2, 1 ve 3 kümesinin elemanları arasında bulunan 3. dereceden bir Px polinomu için ki bu soru ÖSYM'de karşınıza polinom sorusu olarak çıkma ihtimali ya da bu sorunun ayarında bir sorunun çıkma ihtimali yüksek arkadaşlar. Polinomu için p-2, p3, p1 çarpımı 0'mış.
P-4, P-2, P1 çarpımı 0'mış. Buna göre Px polinomunun katsayılar toplamı en çok kaçtır? Yani P1'in maksimum değeri soruluyor sevgili gençler. Şimdi bir düşünelim. Bizim polinomumuzun sıfırları şunların arasındaymış. Ben polinomun bir sıfırını eksi 4 seçersem çarpanlarımdan birisi x artı 4 olur. Eksi 2 seçersem x artı 2 olur. 1 seçersem x eksi 1 olur. 3 seçersem x eksi 3 olur. Ve bunlar benim çarpanlarım olacak ya. 3. dereceden bir polinomun çarpanları olacak. Baş katsayısı 1. P1'in maksimum değeri sorulduğu için 1'i şurada yerine yazarsam buradan eksi 2, buradan 0, buradan 3, buradan 5'i elde ederim. Ve doğal olarak şuradaki 3 ve 5 daha fazla işime gelir. Çarpacağım çünkü ben bunları 3 tanesini yan yana. Peki bir de şunları vermiş. Bunlar ne işime yarayacak? Ben şimdi şunu diyorum. Maksimum değerini bulmak adına şunu kullanmak mantıklı tabii ki. Dolayısıyla ben diyorum ki P-4 kesinlikle sıfırdır burada. P-4 kesinlikle sıfırdır. P-4'ün sıfır olmasının yanı sıra yukarıda P-4 olmamasına rağmen bir sıfırımız daha var. O halde buradan hangisini seçmek daha mantıklı? Şunu sıfır olarak seçmek daha mantıklı sevgili gençler. Çünkü x artı 2 de P1 yerine yazıldığı zaman 3'ü veriyor bize. Şimdi bir tane daha mı seçeceğiz hocam? Yok yok yok, bir tane daha seçmene gerek yok. Niye biliyor musun? İlla 3. dereceden diye 3 tane birbirinden farklı çarpan olmak zorunda değil ki bu polinomun. Px şu olabilir. X artı 4 çarpı x artı 4 çarpı x artı 2 olabilir ki mükemmel olur. Neden? Çünkü maksimum değerini istemişti. Hani sen bunu şu şekilde de seçmiş olabilirsin. X artı 4 çarpı x artı 2 bu şekilde de seçebilirdin. Ama P1 yazdığın zaman şunun sonucu bunun sonucundan daha fazla olacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla bizim Px polinomumuz şu olsun ki diyeceğiz. Maksimum gelsin P1. O halde kaç gelir P1? 5 çarpı 5 çarpı 3'ten 75 gelir arkadaşlar. Cevabımız Edirne seçeneği olur diyebileceğiz. Geçtik 47. soruya. Bir istatistik grafik sorusu mutlaka ama mutlaka TYT'de karşınıza çıkacak bir konu. Ve standart sapması düşük olmasına rağmen bu tarz soruların çünkü çoğu kişi tarafından çözülebiliyor. Ama bazen de çok fazla yanıltabiliyor. Özellikle dereceye oynayan öğrencileri yanıltabiliyor arkadaşlar. O yüzden biraz daha dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum bu şekildeki sorularda. Bu konudaki sorularda. Yukarıda 12.000 kişiyle yapılan bir araştırma sonucunda katılımcıların sahip olmak istedikleri çocuk sayılarıyla ilgili bilgiler yüzde olarak verilmiştir. Bu bilgilere göre 3 tane madde verilmiş, hangileri doğrudur diye sorulmuş. Diyor ki 12.000 kişinin katıldığı ankette 5 çocuk isteyenlerin sayısı 720'dir. 5 çocuk isteyenlerin oranı %6'dır. Dolayısıyla 12.000 kişimiz vardı. Ben bunun %6'sını 6 bölü 100 ile çarparak hesaplarım. 2 sıfır gitti, 2 sıfır gitti. 6 kere 120, 720 yapar. Dolayısıyla 5 çocuk isteyenlerin sayısı da 720'dir denilebilir. Bunda bir sıkıntımız yok. En az 4 çocuk isteyenlerin sayısı. En az 4 çocuk isteyenlerin sayısı dendiği zaman ben şuradan çizgimi çekeceğim. 4, 5 ve daha fazla çocuk isteyenler de bu aralıkta olduğu için %15, %6 daha %21, %7 daha %28 yapar. Dolayısıyla ben 12.000'i %28 ile yani 28 bölü 100 ile çarparsam cevabı bulabilirim diyeceğim. 2 sıfır gitti, 2 sıfır gitti. 120 kere 28. 28 ile 120'yi çarpacağız arkadaşlar. Ya da sadece 12 ile 28 ile çarpıp sonuna 0 ekleseniz olur. Şöyle yapalım. 8 kere 12 96, 2 kere 12 24 toplarsak 6, 3, 3 yapar. Sonra da bir tane 0 eklersek 3360'tır. Doğru demiş. En çok 3 çocuk isteyenlerin sayısı. En çok 3 çocuk da zaten şurası arkadaşlar. Değil mi? Madem öyle 12.000'den 3360'ı çıkarır veririm. Madem şurayı en çok 3 çocuk isteyenler bunlar. Çıkarırsak arkadaşlar ne gelir? 0, 4, 6, buradan bir tane azalmıştı. 11'den 3 çıkarsa 8, 0, 8640 ve bu 8640 gerçi buna hiç gerek yokmuş ya. Bak nasıl da yanıldık. Gittik bunu hesapladık. Keşke hepsini okusaydık. Diyor ki en çok 3 çocuk isteyenlerin sayısı 2 çocuk isteyenlerin sayısının 2 katıdır.
En çok 3 çocuk isteyenler 36, 32, 4 daha kaç yapar? 36, 36, 72 yapar. %72. 2 çocuk isteyenlerin %36'nın 2 katıdır diyor. Doğru mu? Doğru. Onu hiç hesaplamamıza gerek yokmuş. O zaman cevabımız Adana seçeneği olur diyeceğiz. Sevgili gençler dedik. Yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. 60 tane soru vardı. 48'e geçiyoruz arkadaşlar. Unutmayın kanala abone olun ve bu videoyu mutlaka ama mutlaka beğenin arkadaşlar. Daha fazla kişiye ulaşsın. Şu sıkıntılı günlerde çoğu kimsenin ders çalışma performansının düştüğü günlerde bu video daha fazla kişiye ulaşsın ve daha fazla kişi bundan yararlansın diyelim. A, B, C, D ve E futbol takımlarının kazandıkları şampiyonlukların sayısı sırasıyla küçük A, küçük B, küçük C, küçük D ve küçük E sayılarıdır. Bu sayılarla ilgili bu sayıların çarpımı 120'dir denmiş. A, B, C, D ve E'den 3 tanesi tek sayıdır denmiş. A, B, C, D ve E birbirinden farklıdır denmiş. Şimdi ben bu A, B, C, D sayısını bulabilir miyim veya tahmin edebilir miyim? Bunu bir irdeleyelim. 2'ye böldüm 60, 2'ye böldüm 30, 2'ye böldüm 15, 3'e böldüm 5, 5'e böldüm 1. Ve sonra bir de 1 diye bir çarpanı vardır diyebiliriz. Şimdi burası 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı 1'miş arkadaşlar. Peki diyor ki A, B, C, D ve E'den 3 tanesi tek sayıdır. Şimdi şu 1'i yazmamış olsaydım şu şekildeyken 3'ü yazdım, 5'i yazdım o 1 senin aklına gelecek. Neden? Çünkü 3 tanesi tek sayı diyor. Şunların hepsi çift zaten. Dolayısıyla mecburen demek ki bir tanesi 1'miş diyeceksin. He diyeceksin. Tamam mı? 3 tanesi tek. Ve A, B, C, D birbirinden farklıdır demiş. Şimdi ben diğerini nasıl oluşturacağım? O zaman bir tanesini bir tane 2'den diğerini de 2 tane 2'den oluşturacağım. Yani aslında şampiyonluk sayıları şunlarmış. 2, 4, 3, 5 ve 1'miş arkadaşlar. A, B, C, D'nin her birini buldum şu an. Hangisi hangisini bilmiyorum ama bütün A, B, C, D sayılarını buldum. Bana zaten o lazım değil. Diyor ki en çok şampiyonluk kazanan takım art arda en az kaç yıl daha şampiyon olursa diğer 4 takımın şampiyonluk sayıları toplamına ulaşır. En çok şampiyonluk kazanan takım şudur. Ve diğerlerinin şampiyonluklarının toplamı 2 artı 4, 6, 3 daha 9, 1 daha 10. En az kaç sene art arda diğerlerine hiç şampiyonluk vermeden sadece kendisi şampiyon olarak diğerlerinin şampiyonluk sayılarının toplamına yani 10 tane şampiyonluğa ulaşabilir. 5 yıl daha arka arkaya şampiyon olursa diğerlerinin şampiyonluk sayılarının toplamına ulaşabilir diyeceğiz sevgili gençler. Dedik, geçtik 49'a. Bir şehirde her gün kullanılan suyun yaklaşık olarak %20'si boşa akıp israf olmaktadır. Ha bak bir de böyle bir durumlar var. 2017, 2018, 2019 bütün Milli Savunma Üniversitesi sınavlarına, bütün TYT sorularına bakın. Mutlaka ama mutlaka bu şekilde kamu spotu niteliğinde bir soru mutlaka var. Ve bu sorular genelde çözülebilir oluyor. Ve bu sorular genellikle oran orantıyla, üssü sayıyla, köklü sayıyla çözülebiliyor. Yani özellikle oran orantı ve üssü sayıyı çok kullanıyorsunuz. Dolayısıyla bu sorular herkes tarafından çözülebilir sorular olacak. En azından şu an dereceye oynayan öğrenciler izliyorlarsa, dereceye oynayan öğrenciler bu sorularda dikkatli olsunlar ki hata yapmasınlar. Hocam ben zaten 10 net yapsam yeter diyen arkadaşlar da bu soruyu bulsunlar, aradan çeksinler ve bunu mutlaka çözsünler. Çünkü kolay sorular oluyor, haberiniz olsun. Diyelim sorumuza devam edelim. Şimdi %20'si boşa akıp israf olmakta dedik. 30 günlük bir ayda İsraf olan su önlenebilse eğer 100 tane öğrencinin bir yıllık okul masrafı karşılanabiliyor. Şimdi buna göre bir yıllık yani 360 günlük su israfının önlenmesi ile kaç tane öğrencinin bir aylık okul masrafı karşılanabilir? Biraz karışık gibi ama hemen kafanı kendin düzelteceksin. Nasıl yapacaksın? Şöyle. Şimdi 30 günlük bir ay diyor ya, yani bir aydaki su israfı önlenirse 100 tane öğrencinin bir yıllık okul masrafı çıkıyorsa kaç tane öğrencinin bir aylık okul masrafı çıkar? 1200 tane. Çünkü bir yılda 12 tane ay var. Dolayısıyla 1200 tane öğrencinin aylık masrafı çıkar. Aylık diyelim buraya. Pekala. 360 gün diyor ya bir yıllık. Bir yılda kaç tane ay var? 12 tane ay var. 12 tane ayda kaç tane öğrencinin bir aylık okul masrafı çıkar diyor. Şimdi bunun 12 katıysa bu da bunun 12 katıdır.
12 kere 12 144'tür. Sonuna da 2 tane 0 ekleriz. 14.400 aylık olur sevgili gençler. Cevabımız Denizli olur. Bakın yine oran 16 ile basitçe çözüldü sorumuz. Genelde bu şekilde kamu spotu olan sorularda ya oran orantı ya da üssü sayılar kullanılıyor. Haberiniz olsun diyelim ve geçelim 50. sorumuza. Aşağıda bir beşli priz gösterilmiş. Bu prize aynı anda Canan bilgisayarının fişini, Kenan telefonunun şarj fişini, Okan ise ütünün fişini takacak. Bu üç kişi bu prizi kaç farklı şekilde kullanır? Gayet basit bir permütasyon sorusu. 5 tane karşımızda priz var. Çoklu priz. Hadi önce Canan'a şans verelim. Canan gidecek bilgisayarın fişini takacak. Kaç farklı olasılığı var? Kaç farklı ihtimali var? 5 tane yerden herhangi bir tanesine takabiliriz. Çarpı. Varsayalım ki Canan şuraya taktı fişi. Kenan gitti sırada telefonunun şarj fişini takacak. Kaç tane kaldı? 4. O zaman 4 çarpı. Varsayalım Kenan da bunu kullandı. Ve Okan gitti ütünün fişini takacak. O da 3 tanesinden herhangi bir tanesine takabilir. O da şuraya taktı diyelim. Diğer ikisi boş kaldı. Ama zaten burada 5 çarpı 4 çarpı 3'ten 60 dedik ya. Bu 60 tanesinin içerisinde zaten buna taktığı durumu da buna taktığı durumu da herkesin yer değiştirdiği durumu da hepsini saymış oluyoruz. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan olur sevgili gençler. Dedik 51'e geçiyoruz. Ve böylelikle 6'da 5'ini bitirdik. Güzel oran. Aşağıda 15 öğrencisi olan bir sınıfın var ya efsane güzel bir soru. Bakın efsane güzel bir soru. Mutlaka ama mutlaka bu soruyu dur, gördün ya şu şekilde bak ekranı tam şu an soruyu ayarladım. Videoyu durdur istersen. Tamam mı? Sonra kendin çözmeye çalış. İşin içinden çıkamazsan gel buradan benden dinle. Ama mutlaka ama mutlaka hiç çözmediysen daha önce bu soruyu mutlaka çözmen lazım. Şimdi acil yayınlarının sorusu. Mutlaka şimdi soruyu çözmen ve görmen lazım. Gerçekten ama gerçekten takdire şayan bir soru. Şimdi 15 öğrencisi olan bir sınıfın öğrenci listesi verilmiş. Birden 15'e kadar numaralandırılmış öğrenciler. Matematik öğretmeni de gelmiş diyor ki bu sınıfın tahtasına asal olmayan x sayısını yazdıktan sonra demiş ki arkadaşlar Ali hariç yani numarası 1 olan öğrenci hariç bu sayıyı tahtaya yazdığı sayıyı x sayısını listedeki sıra numarasına bölsün demiş. Her öğrenci yapsın demiş. Yani Veli 2'ye bölsün, Ayı O'ya 3'e bölsün, Suna 4'e bölsün, Can 14'e bölsün, Cep 15'e bölsün demiş. Ve sorunun kökünde diyor ki yapılan bölme işlemlerinin tümünde sıfırdan farklı kalan elde edildiğine göre. Bu ne demek biliyor musunuz? Öyle bir sayı yazmış ki hoca 2'den 15'e kadar olan hiçbir sayı bu sayıyı bölememiş arkadaşlar. Tam bölememiş. X'in birden büyük en küçük değerinin rakamları toplamı. Yalnız şöyle de bir anekdot var. Orayı kaçırmayın sakın. Hocanın yazdığı sayı asal olmayan x sayısı. Bu sayı asal da olmayacak. Asal olmaması gibi 2'ye de, 3'e de, 4'e de, 5'e, 6'ya, 7'ye, 8'e, 9'a, 15'e kadar hiçbir sayıya da bölünmeyecek. Bu x'in birden büyük olan en küçük değerinin rakamları toplamını istiyoruz. Ben bu soruyu geçen sene olması gerekiyor sanırsam. Geçen sene ya da 1,5 sene önce falan ilk okuduğum an cevap 8 demiştim direkt. Neden biliyor musunuz? Çünkü şunu demiştim. Madem bunların hiçbirine bölünmeyecek, 15'ten sonraki ilk asalı alırım, 17 toplarım, 8 yapar. Cevap da 8'dir demiştim. Tahsil aşamasında yapmıştım hatta bunu. Geçen seneki rejenerasyonun sorusuydu bu. Şimdi sonra da aklıma dedim ki kendi kendime soruyu okuduktan sonra asal olmayan diyor. Hayda o zaman 17'yi seçemeyiz. Bir şey diyeyim mi? 19'u da seçemeyiz. 23'ü de seçemeyiz. Neyi seçeceğim? Yani neyi seçebiliriz? Yani 42'yi seçsem 2'ye bölünecek. Çift seçsem 2'ye bölünecek. Tek seçsem illa ki bunlardan birisine bölünecek. Neyi seçsem? O zaman şunu seçeceksin arkadaş. Aklıma hemen o geldi. 17 bir asalsa ben bunu seçemiyorsam o zaman ben bu asalın karesini seçerim. Yani 17'nin karesi. Sonuçta 17'ye bölünmüyorsa 17'nin karesini de bölünmeyecek buradaki hiçbir sayı ya da 17'nin karesini de bölmeyecek buradaki hiçbir sayı. 17'nin karesi de biliyorsunuz 289 yapar. Bunların da toplamı arkadaşlar 9, 9, 2, 11, 8 daha 19 yapacaktır. Cevap Denizli olur sevgili gençler. Gerçekten
Şık bir soruydu. Şık da bir çözümü var. Düşünebilene. 52. soru. Aşağıda bir köşesi A olan dikdörtgen prizma biçiminde bir kibrit kutusu gösterilmiş. A noktasında kesişen ayrıtların uzunlukları 1, 2, 3 ile orantılı. Buna göre A noktasında kesişen yüzeylerin alanları hangi sayılarla orantılıdır? Bakın 1, 2, 3 ile orantılıymış ya. Ben şuraya 1 diyeyim. Şuraya 2 diyeyim. Şuraya da 3 diyeyim. Şimdi şuradaki alan 2 ile orantılı olmaz mı? 1 kere 2'den 2. Şuradaki alan 6 ile orantılı olmaz mı? Şuradaki alan da 1 kere 3'ten 3 ile orantılı olmaz mı? O zaman cevap 2, 3 ve 6 olacak. Yani Ceyhan olacak diyebiliriz sevgili gençler. Basitçe bir soruydu. Geçtik 53. soruya. Aşağıda bir kemer gösterilmiş. Kemerde her komşu iki delik arasında 2 santimetre. Bel genişliği x bölü 10 santimetre olan bu kişi bu kemeri taktığında 5 nolu deliği kullanıyor. Bakın x bölü 10 olan burayı kullanıyor. X bölü 9 olan burayı kullanıyormuş. Buna göre bel genişliği kaç santimetre olan bir kişi bu kemeri bir nolu deliği kullanarak takar diye sorulmuş. Şimdi düşünelim. X bölü 10 mu daha dar bir bele sahiptir? X bölü 9 santimetre olan mı daha dar bir bele sahiptir? Tabii ki X bölü 10. Çünkü bir sayıyı 10'a bölmüşüz, diğerini 9'a bölmüşüz. X bölü 10 daha küçüktür. Ve bunların aralarında da her iki delik arasında 2 santimetre varsa 6 santimetre fark vardır. Demek ki ben x bölü 10'un üzerine 6'yı ekleyince x bölü 9 bulacağım. Yani bu şekilde x bölü 9'dan x bölü 10'u çıkararak 6 santimetreyi elde edebiliriz. Burayı 10 ile burayı 9'la genişletirsem 12'den 9x çıkardım. X bölü 90 eşittir 6 olacaktır. Dolayısıyla x kaçtır? 6 kere 90'dan 540'tır diyebiliriz sevgili gençler. Bu bir. Buna göre demiş. Şimdi biz x'i bulduk ya, şurada bir yerine yazalım. Mesela burası 54 santimetreymiş bunun beli. Bunun beli de sevgili gençler 54 bölü 9'dan 540 bölü 9'dan 60 santimetreymiş diyebiliriz. Peki bu tarafa doğru gittikçe artıyorsa şuraya gidince burası kaç olur? 62 olur. Bir nolu deliği de 62 santimetre bel numarasına sahip olan kişi bir numaralı deliği kullanır diyebiliriz sevgili gençler. Dedim. Geçtim 54'e. Kadir Yiğit'e selamlar. AB iki basamaklı bir asal sayı olmak üzere. AB iki basamaklı asalmış arkadaşlar. Diyor ki hangileri asal sayı olabilir? 4 basamaklı AB sayısı. Bir kere AB 0 0 dediğimiz 4 basamaklı sayıyla AB sayısını toplarsam ben AB bulurum değil mi? Bulurum. Burası nedir? 100 tane AB. Burası nedir? AB. Şimdi ben 101 çarpı AB sayısı olduğunu bilmiyor muyum ahanda bu sayının? 101 çarpı AB. O zaman 101 diye bir çarpanı varsa nasıl asal olsun değil mi? Gitti. Bir asal sayıyı karekökün içerisine alırsam ki o karekökten kurtulamayacaktır. Ben asal sayı vasfına ulaşabilmesi için de tam sayı olması zaten birinci şartımızdı. Dolayısıyla kök AB sayısı mecburen asal değildir. Üçüncü öncülü de AB parantezine alırsam AB artı 1 olur. Ki ardışık iki sayının çarpımı asal olur mu? Olmaz arkadaşlar. Özellikle iki basamaklıysa tabii. Mesela 1 kere 2 asaldır. Eyvallah, ama AB iki basamaklı sayıydı. AB sayısıyla AB artı 1 sayısı, yani ardışık iki sayının çarpımı asal olmayacağı için bu da değildir. Edirne seçeneğine baktığım zaman 1, 2, 3'ten hiçbir asal olamaz. Cevabımız olacak. Cevap Edirne'dir diyebiliriz sevgili gençler. Dedik. Geçtik 55'e. Şimdi herbivor ve karnivor. Herbivor ot yendi, karnivor et yendi sanırım. Aynen. İlk defa balık bakmaya karar veren Ahmet yeni aldığı akvaryumu için H tane herbivor, yani sadece bitkiyle beslenen balık ve K tane karnivor, yani sadece etle beslenen balıklardan alıp eve getirmiş arkadaşlar. Bu iki tür balığı akvaryuma koyan Ahmet, şimdi şuraya otçul diyelim. Şuraya da etçil diyelim arkadaşlar. Tamam mı? Otçullardan kaç taneydi? H taneydi. Etçillerden K taneydi. Pekala. Bu iki tür balığı akvaryuma koymuş Ahmet. Yanlışlık yapmış. İlk defa ilk elin günah olmaz deyip atmış hepsini içine. Kısa bir süre içinde her bir karnivor balığın 7'şer tane herbivor balıklardan yediğini görmüş. Şimdi
şuradan ne kadar azalmıştır? Yani haş tane vardı ya. Haştan ne kadar azalmış arkadaşlar? Her bir karnivor muydu? Her bir karnivor balık 7'şer tane şundan yediğine göre, 7'şer tane bundan yediğine göre arkadaşlar 7K kadar azalmıştır diyebiliriz. Ama bunların sayısında bir değişiklik olmamış. Buna göre son durumda akvaryumda kalan balık sayısı sorulmuş. Şunu da şunu toplayacağız. Değil mi? H eksi 6K olur sevgili gençler. Yani cevabımız Adana'dır diyebiliriz. Gönül rahatlığıyla. Dedik. Son 5 soru. Evet. Aşağıda yani 12'de 11'ini çözmüş oluyoruz değil mi? Mükemmel. Aşağıda dikdörtgen şeklindeki bir tarlanın orta kısmından çilek ekimi için bir alan ayrılacaktır. Çiftçi Demir Bey çilek ekiminden önce ayrılan bu bölümü traktörle sürmek istiyor. Sürüm için kullandığı pulluk tarlayı bir boydan bir boya bir turda 1 metre eninde sürebiliyor. Yani arkadaşlar tam bir tur attığı zaman şurası 1 metre oluyor. Tamam. Demir Bey eğer tarlanın tamamını aynı pullukla sürseydi diyor 120 tur daha fazla sürmesi gerekecekti. Bakın 120 tur daha fazla. O zaman tarlanın tamamını 121 turda sürüyor. Bir tur burada sürmüştü zaten. Fazlası neymiş? 120 tur daha fazla sürseydi diyor ya bu. Peki bu şekilde oluşan çilek ekimi alanı ise tarlanın alanından 84.600 metrekare daha az olmuştur. Yani bir turda sürdüğü alan tamamından bu kadar metrekare daha az olmuş. Yani 120 tur buna tekabül ediyormuş arkadaşlar. Hani bir turda belirli bir miktarını, tamamında da tamamı zaten. Tamamı bundan 84.600 metrekare daha fazlaymış. Yani 120 tura tekabül ediyor. O zaman ben 84.600 tarlanın boyunu sormuş ya, 84.600'ü 120'ye bölmem gerekiyor ki şunlar 1 metreydi ya, ben direkt olarak x'i bulayım, yani boyu bulayım. Tamam mı? Şimdi bölersek şu sıfırla şu sıfır gider. 84'ün içerisinde 7 defa var. 6'nın içerisinde 0, 60'ın içerisinde 5 defa var. Dolayısıyla cevabımız 705 olur sevgili gençler. Cevap Ceyhan'dır diyebiliriz. Geçtik 57'ye. Aşağıdaki tabloda A, B, C ve D bloklarından oluşan bir otelin bu blokların katsayıları ile her bir katında bulunan oda sayılarının bazıları verilmiş. Bu otelde toplam 290 adet oda bulunduğuna göre x eksi y eksi z eksi t işleminin sonucu kaçtır diye sorulmuş bize. Şimdi 4 tane katı var. Her odada 12 tane, her katta 12 tane oda varsa 4 kere 12'den x 48'dir zaten. Basit bir şekilde bunu bulduk. 5 tane kat var ve her katta y tane varsa 5y 50'dir arkadaşlar ve y 10'dur. Dolayısıyla eksi 10 dedim. Şuraya göre yapıyorum bunu. Eksi z'yi bulalım. Burası 8, burası 48'e. 48'i 8'e bölerim. Burası da 6 gelir. Z de 6'ymış arkadaşlar. Burası t, burası k. K'yı bilmiyoruz. Ama şöyle bir durum var. 48, 48 daha 96, 50 daha 146 yapacaktır. Ve bizim otelimizde toplam 290 tane oda vardı. Ben bu 290'dan 146'yı çıkarırsam 144 yaptığını bilirim. Yani şurası 144'müş arkadaşlar. Peki 9 ile t'yi çarptığım zaman 144 yapacak ya. O zaman t kaçtır? 16'tır. Yani eksi 16 diyeceğiz. Peki 48'den 10'u çıkardım. 38. 6 daha çıkardım. 32. 32'den 16'yı çıkardım. Cevap 16'dır diyebiliriz. Yani cevabımız Denizli seçeneği olur sevgili gençler dedim. Geçtim 58'e. 325 kişinin olduğu bir banka kuyruğunda Naciye, onu N ile gösterelim. Naciye'nin önündeki kişi sayısı, şurası banka olsun. Şöyle burası banka. Naciye'nin önündeki kişi sayısı arkasındaki kişi sayısından 4 fazla. Yani burada x artı 4 kişi varsa burada x kişi varmış arkadaşlar. Banka görevlisi kuyrukta bekleyen kişileri 16'şar 16'şar içeriye aldığında Naciye'nin arkasındaki kaç kişi Naciye ile birlikte içeri girer diye sorulmuş. Banka kuyruğunda 325 kişi varsa Naciye'nin önünde x artı 4 kişi var. Arkasında x kişi var, etti 2x artı 4. Bir de Naciye var, 2x artı 5 yaptı. Yani 2x artı 5 325'e eşitmiş.
O halde 2x 320'dir arkadaşlar. X dediğimiz sayı da 160'tır. Yani şurada 164 kişi, burada 160 kişi var. Naciye Hanım da 165. sırada olacaktır. Değil mi? Banka görevlisi bu kişileri 16'şar 16'şar içeri almıyor mu? 160 da bir 16'nın katı biliyorsunuz. Dolayısıyla 160. kişi Naciye'den önce giren gruptaki son kişidir. Naciye'nin girdiği grupta 161, 162, 163, 164 ve Naciye var. 5. 5. kişi Naciye'dir Naciye'nin grubunda. Naciye'den sonra 16'yı tamamlaması için 11 kişinin daha girmesi gerekir. 5 artı 11 eşittir 16. Cevap, dolayısıyla cevabımız Edirne seçeneği olur diyeceğiz sevgili gençler dedik. Ve sondan ikinci sorumuz. Yazarken çok eğlendiğim bir soru. A birden büyük ve B de birden büyük olmak üzere. Kupaya A santimetre yüksekliğinde çay konulduğunda kupa şekil 1'deki görünümüne, bu arada sorunun öncesini okumadık. Şurada daha küçük kalmış, kusura bakmayın. İsmail'in, benim 10 santimetre yüksekliğinde dik silindir biçiminde 200 mililitrelik sihirli bir kupası vardır. Bu sihirli kupaları biliyorsunuz. Kupa normalde böyle siyah görünür. İçerisinde sıcak su döktüğünüz zaman şekil değiştirir ve o sıcak suyun genelde yüksekliğine kadar belirli bir kısmı açılır. Ne kadar çok doldurursanız o kadar çok açılır. Su ne kadar sıcak olursa o kadar net görüntü verir gibi. 200 mililitrelik sihirli bir kupası vardır. Bu kupanın alttan ve üstten birer santimetrelik kısımları beyazken kalan kısmı siyahtır. Yani ilk şekildeki gibi. Yani şu siyah kısmın tamamının ben 8 santimetre olması gerektiğini biliyorum. A ve B birden büyük olmak üzere. A dediğimiz yer şurası, B dediğimiz yer burası. A ve B birden büyük olmak üzere. Kupaya A santimetre yüksekliğinde çay konulduğunda kupa şekil 1'deki görünümüne ulaşıyor. Yani şuraya kadar su doldurursak şeklin, resmin buraya kadar olan kısmı açılıyor. Sonra diyor ki şekil 2'deki görünümüne tamamı çayla doldurulursa diyor. B santimetre tamamı çayla doluyken, pardon özür dilerim, tamamı çayla doldurduğunda şekil 2'deki gibi oluyor diyor. Tamam. Yani ben tamamını doldurursam resmin tamamını görebilirim diyorum. Ve tamamı çayla doluyken 5 santimetrelik bir çay içildiği zaman o içilen çayın olduğu yere kadar, yani boşalan kısmın hepsi tekrar siyaha dönüyor ve içindeki çay kadar yine alttaki kısım renk değiştiriyor diyebiliriz. Pekala. İsmail kupasına 180 mililitre çay koyuyor. Şimdi ondan önce bu çay bardağı 10 santimetre yüksekliğindeydi ve 200 mililitrelik bir çay bardağı, kupaydı. Dolayısıyla 10 santimetre 200 mililitre ise eğer 1 santimetre 20 mililitredir. Ve 180 mililitre çay doldurduysa 9 santimetrelik kısmını doldurmuştur. Yani İsmail şuraya kadar doldurmuş bu çayı. Tamam mı? Son 1 santimetrede de dudak payı bırakmış. Sonra kupasına baktığında, pardon, T dakikada çay içmiş. O T'nin ne olduğunu bilmiyoruz. T dakika çay içmiş. Sonra kupasına baktığında henüz içmeye başlamadığı anda gördüğü, yani resmin tamamından bahsediyoruz. Başlamadığı anda gördüğü sarı renkli kısmın %25'inin siyaha döndüğünü fark etmiş. Siyah renkli kısmın, yani 8 santimetrenin %25'i çeyreğidir. Yani 2 santimetrelik kısmıdır. Şu kadarı siyaha geri dönmüş. Pekala. İsmail tam dolu bir kupa çayı sabit bir hızla 20 dakikada içiyormuş. Tam doluyken ama. Yani 200 mililitreyi 20 dakikada içiyorsa 1 dakikada ne kadarını içer arkadaşlar? 10 mililitresini içer 1 dakikada. Değil mi? 10 katı çünkü. Peki biz burada ne kadarını içtik? 2 santimetresini içtiysek burada. 2 santimetresi 40 mililitre yapmaz mı arkadaşlar? Peki 40 mililitreyi kaç dakikada içer? Tabii ki 4 dakikada. O halde cevabımız Denizli seçeneğidir diyebiliriz. İyi yazmışım, itiraf edin. Ve arkadaşlar son soruma geçeceğim. Son soruya geçeceğiz. Son soruya geçmeden önce lütfen ister emek karşılığı deyin, isterseniz ego tatmini deyin, bilmiyorum. Lütfen kanala abone olabilirsiniz. Seviniriz arkadaşlar.
Ve videoyu da mutlaka beğenmeyi unutmayın. Çünkü orada daha fazla kişi gördüğüm zaman veya bu videoyu daha fazla kişinin beğendiğini gördüğüm zaman böyle daha fazla böyle istek ve şevk uyanıyor içimde. Güzel oluyor. Bu benim için sadece bir motive, emin olun. Videoda zaten gördüğünüz üzere çok 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 hani az miktarlarda reklam koyuyorum. Öyle para getirisi falan şu an sizi sınav öncesinde reklam getirisidir, şu durumdur hiç önemli değil arkadaşlar. Emin olabilirsiniz buna. Sadece bu bir şevktir. Bu bir ne teselli ikramiyesi gibi bir şey gibi düşünün yani. Çünkü hani şey oluyor. Böyle mesela çok şu an bariz biliyorum. Çünkü son 2 senedir öyle oluyor. Yani 2 senedir bu kanal var ama 2 senedir de bu şekilde oluyor. Siz sınava girdiğiniz gün sınavdan çıktığınız an aboneler pat 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 düşmeye başlıyor. Yani 2000'de böyle 6000 7000 abone falan düşmeye başlıyor. Dolayısıyla siz ne kadar çok abone olursa o kadar da fazlası gidiyor. Yani kanalın %10'u %15'i neredeyse hemen çıkıyor arkadaşlar. Yani o yüzden şu an ne kadar yükselirse benim de motivem o kadar yüksek olacak. Çünkü zaten bunların her birinin gideceğini biliyorum. O yüzden sevgili gençler şu an abone olup şu an videoyu beğenmeyi unutmayın. En azından şimdi elimde olanları bir göreyim. Hadi bakalım. Bakalım en çok beğenilen video bu olacak mı? En çok beğenilen video sanırım 1200-1300 beğeni falan almıştı. Bakalım ne kadar olacak. Şimdi son soruyu çözüyoruz. Son soruyu çözdükten sonra aklımdaki soruları bir cevaplayayım. Ayetisi gelecek mi bunun? Ayetisi gelecek. Merak etme. Soruların hepsini çözdüm. Videosunu çekeceğim. Şu an video çekmesi bile hani nasıl diyeyim molalarla falan çekiyorum. Çünkü sesim kısılıyor. Şuradan bakabiliriz arkadaşlar. 2 saat 50 dakika gibi bir süre olmuş arkadaşlar. Yani 3 saat falan başında durmuşum. Videoyu hazır hale getirmişiz. Değdi mi? Umarım senin için değer. Yani umarım başarılı olursun. Umarım senin için en güzel duaları diyorum. Allah senin için ne iyi varsa onu versin sana. Ve umarım da benim de bir bu çorbada tuzum olmuştur diyelim. Çünkü gerçekten ama gerçekten çok mutlu olurum. Yani benden bir şey öğrendiysen çok mutlu oluyorum. Hani bazen böyle yorumlara geliyorsun, yazıyorsun ya hocam, yemin ederim bu konuyu sadece sizden anladım. Ne yazıyorsunuz ya? Eminim başka hocaların da anlatmak için çok gayret etmiştir. Belki sınav senesinde olduğun için çok böyle o konunun üzerine gitmişsindir ve bu sefer anlayacağım diye izlemişsindir. Ama gerçekten o şekilde yorumlar görüyorum ya, veya hocam kralsınız diyorsunuz. Böyle hocam gerçekten çok iyisiniz diyorsunuz. Böyle dua ediyorsunuz ya. Böyle mükemmel hissediyorum kendimi. Hastalığım varsa iyileşiyorum. Moralim bozuksa moralim yerine geliyor. Gerçekten çok güzel şeyler bunlar. Hani bir insanı bir insan tanımadan sevmek diye bir şey var ya. İşte aynen öyle bir şey. Ben sizleri tanımadan sevdim. Sanırım siz de beni tanımadan sevdiniz. Çok teşekkür ediyorum şimdiden. Umarım ama umarım yani Yüce Allah'tan tek dileğim şu an bu videoyu izleyen kişilerin her biri ve izleyecek olan kişilerin her biri umarım sınavlarında istedikleri sonuçları alacaklar ve gelecekler bana bunları söyleyecekler arkadaşlar. Sınavdan sonra da zaten topluluk kısmında buluşacağız. Canlı yayında başlatabiliriz diyelim. Artık son sorumuzu çözelim ya. Şekilde 2 tane küme gösterilmiş. A kümesi, B kümesi. 3 tane fonksiyon da aşağıdaki gibi tanımlanmış. Bakın F A'dan B'ye tanımlanmış. Şu F. G fonksiyonu B'den A'ya tanımlanmış. H fonksiyonu da B'den B'ye tanımlanmış. F, G ve H birer sabit fonksiyonmuş. Sabit fonksiyon neydi? Bütün elemanları aynı elemana topluyordu, değil mi? Tek bir elemana gidiyordu. F eksi G bölü H oranı en çok kaçtır? Hayda. Şimdi bu hiçbir şey nereye gitmiş onları bilmiyoruz ama gitmiş bize oran sormuş ya. Aslında çok bariz. Yani bu birden fazla cevabı olabilir bu sorunun. Ama en çok dediği için bir tane cevap olacak. Ve sen F eksi G bölü H'ta maksimum çıkması için ne yaparsın? Tabii ki şunu yaparsın. Gidersin F'i maksimum seçersin. G'yi minimum ve H'ı da böldüğün için minimum seçersin. G'yi niye minimum seçiyorsun? Çünkü çıkarıyorsun. Küçük bir şey çıkar ki az az alsın, değil mi? Pekala. Şimdi bunu anladıysan eğer artık basit. F fonksiyonu A'dan B'ye tanımlandığı için bütün elemanları 7'ye toplarım ki cevabı bunun hep 7 çıksın. G fonksiyonu B'yi A'ya taşıdığı için ve küçük seçmem gerektiğinden her birini 5'i de 6'yı da 7'yi de 1'e taşırım ki hep cevabı 1 çıksın. H
fonksiyonunda B'den B'ye tanımlı ve ben bunu olabildiğince küçük seçmem gerektiğinden 5, 6, 7'yi 5'e taşısın ki küçük çıksın. Artık sorunun cevabı, artık sorumuz şu. 7'den 1'i çıkar ve 5'e böl demiş. Bunu da çözemeyeceksek zaten yuh bize diyelim. Cevap 6 bölü 5'tir sevgili gençler. Sayfa daha fazla aşağı inmediği hiçbir şekilde küçülttüm. Cevabım Denizli'dir diyebilirim. Geldik sona. Şöyle yapalım ki ne kadar çok soru çözdüğümüzü de tek videoda görmüş olalım. Umarım işte ben burada böyle çene patlatıyorum, sizin başınızı ağrıyorum falan ama kusura bakmayın arkadaşlar. Sınav senesindesin. Olacak bunlar. Senin de kafan yorulacak. Benim de kafam yorulacak. Yapacak bir şey yok maalesef. Diyelim ve videoyu sonlandıralım. Bu videonun sonuna geldik artık. Abone olmayı unutma. Bu videoyu beğenmeyi sakın ama sakın unutma. Diğer videolarda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok ama çok sevdiğimi de lütfen bir zahmet unutmayın. Hoşça kalın.